Evet arkadaşlar, bugün sürpriz bir yayınla karşınızdayım. Bir kişi geldi değil mi? Evet. Karantinada olmanın verdiği imkanları kullanarak bir yayın yapmak istedim. Belki bundan sonra devamını getirebilirim. Yanımda da moderatör bir arkadaşım var. Sabahleyin Stoa felsefesiyle ilgili bir tweet atmıştım ve o tweetle ilgili gelen bazı yorumlar vardı. Ve hem onu açıklarım hem de bu vesileyle karantinanın bu bizi eve tıkan ortamında belki sıkılan birileri varsa onlara güzel vakit geçiren bir sohbet sunabilirim diye düşündüm. Şimdi saat kaçta attım ben o tweet'i? 7 saat önce atmışım. Yaklaşık 2000 sene önceki Stoa perspektifine göre hayatta kalabilmek için sorabilirsin. Bu arada moderatör arkadaşımız olduğu için sorularınızı o bana okuyacak. Ben de buradan kendimce cevaplamaya çalışacağım. Yaklaşık 2000 sene önceki Stoa perspektifine göre hayatta kalabilmek için doğaya değil doğal nedenlere odaklanmamız gerektiğini anlatan söz diye Seneca'nın doğa araştırmalarından bir cümle paylaştım. Nec pluvio supplicat herba, yani bitki yağmur getiren Jüpiter'e dua etmez. Bu şekilde bir cümle. Seneca'ya göre bu Ovidius'tan bir dizedir. Hatta senin Ovidius'un diyerek alıntılıyor ama esasında tweet'in devamında da söylediğim gibi bu dize Tibullus'a ait. Şair Tibullus, elegyalarıyla meşhur, aşk şiirleriyle meşhur olan bir Romalı şair. Şimdi öncelikle bu cümlenin, tabii burada şimdi gösteremiyorum. Buraya şeyi kurdum, telefonu koydum. Buradan gösteremiyorum ama benim o tweet'e bakarsanız orada cümleyi görürsünüz. Pluvio, Pluvius sıfatını büyük harfle başlattık. Çünkü o direkt Tanrı, baş Tanrı Jüpiter'in sıfatıdır. Pluvius, yağmur getiren demek. Yani yağmur getiren bir tanrıdan bahsediyoruz. Antik çağda tabii farklı tanrılara farklı güçler atfediliyor. Yağmur ve gök olayları, yani bu meteorolojik olayların sebebi, gerekçesi Tanrı Jüpiter, yani Yunancasıyla Zeus'tur. Dolayısıyla ona yağmur getiren lakabı verilmiştir. Ve Yunanca'da ve Latince'de bu tarz sıfatlar çoktur. Yağmur getiren, korku getiren, işte ölüm getiren, bir şeyler getiren Tanrı veya Tanrıça, bunlar sıfat olarak karşımıza çıkarlar. Yani Tanrılara atfedilen nitelikler onların sıfatları olur ve o doğa olayları o tanrılarla ilişkilendirilerek karşımıza çıkar. Dolayısıyla burada bu cümlede, yani Nec pluvio supplicat herba Jovi'de, bitki yani herba, bu tabii çağdaş dillere de geçmiş bir kelime, herba pluvius Jovi'ye, yani yağmur getiren Jüpiter'e dua etmez. Burada çok açık bir şekilde, ki bağlamda da bu söyleniyor, duanın doğal olayları değiştirme gücünün olmadığı düşüncesi. Karşımıza çıkan düşünce bu. Oysa bizim Stoa felsefesinde çok dini bir arka planla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Evrenin kendisi tanrısaldır. Tanrısal bir akla sahiptir. Bütün doğaya, gördüğümüz, görmediğimiz bütün evrene nüfuz eden bir tanrısal sistemden bahsediyoruz evren dediğimizde, yani kozmos dediğimizde. Dolayısıyla böyle bir evrende doğanın işe yaramaması, daha doğrusu doğa olaylarını değiştirmemesi çok saçma görünebilir. Çünkü insanın tanrılarla ilişki halinde olmasının başka bir yolu yoktur dualar şeklinde. İlk düşündüğümüzde ilk aklımıza bu gelir. Oysa doğa
tümüyle reddedilen bir unsur değildir. Doğaya yer vardır. Nitekim erken dönem Stoa felsefesinin önemli isimlerinden olan Kleantes'in meşhur bir ilahisi vardır Zeus'a hitaben. Orada da doğa vardır ve birçok ilahi de günümüzdeki ilahilerde olduğu gibi tanrılara yakarış ve tanrılara seslenme, onlardan dünyevi ve uhrevi bir takım taleplerde bulunma arzusu vardır. Dolayısıyla bizim doğayı tümüyle reddeden bir felsefe ekolüyle karşı karşıya olduğumuz söylenemez. Doğaya yer var. Peki ne kadar yer var? Öncelikle tersten bakarak, yani ne kadar yer olmadığını söyleyerek ne kadar yer olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Ben buradan yaklaşıyorum, buradan bu tweet üzerinden konuyu yakalamaya çalışıyorum. Bitki doğanın bir parçası olarak Tanrı'ya dua etmiyorsa, insan da doğa olaylarını değiştirmek için, yağmur yağması için, yağmurun durması için, karın durması için, Nil Nehri'nin, ki bu dördüncü kitap, yani ben bunu dördüncü kitaptan almıştım. Yani bu kitabın dördüncü bölümünden almıştım bu diziyi. Orada da Nil Nehri'nin taşması anlatılıyordu. Nil Nehri'nin niye taştığını öğrenmek istiyorsak, onun doğal nedenlerine gitmemiz lazım. Temel düşünce bu. Bizim doğa yoluyla Nil Nehri'nin taşmasını sağlamamız veya Nil Nehri'nin taşmasını engellememiz mümkün değil. Eğer biz dua ederek doğayı, doğadaki olayları harekete geçirebiliyor olsaydık eğer, yani böyle bir gücümüz olsaydı, biz buna çok fazla müdahil olmuş olurduk. Yani Stoa felsefesinin o perspektifindeki o doğal kozmik uyumu bozmuş olurduk. Çünkü sen tek başına değilsin. Yani dua edecek olan tek kişi sen değilsin dünyada. Senin gibi başkaları da var. Dolayısıyla sen yağmur yağması için dua edersin. Başkası tam tersine yağmuru durdurmak için dua eder. Böylece dualar çarpışır, çelişir. Doğaların çelişmesi, çarpışması evrendeki kozmik, yani evrensel uyumdaki o katılımcıların, o paydaşların, yani modern tabirle o paydaşların, evreni oluşturan parçaların birbiriyle çelişmesi ve düzeni, o ahengi bozması anlamına gelir. Dolayısıyla bizim burada doğayı sınırlamamız lazım. Stoa felsefesi, tabii ki ona mensup olan filozoflar, bunu yapabilmek için şöyle bir ortak bir formülasyon, bir kurallar silsilesi oluşturmuşlar kendilerince. Nedir o? Şudur, yani en erken Zenon'dan Roma dönemi Stoacılarına kadar. O da şudur, tanrılara dua etmek, yakarmak, onlardan bir şey istemek, bireyin evrensel uyumunun ifadesi olarak karşımıza çıkar. Yani sen dua ettiğinde esasen evrendeki uyumu ve onun arkasındaki o tanrısal aklı kabul ettiğini, onun karşısında boyun eğdiğini ifade etmiş oluyorsun. Doğanın böyle bir fonksiyonu var. Peki bu ne işe yarayacak? Yani sen çıktın, dedin ki efendim evrendeki uyumu kabul ediyorum. Evrendeki tanrısal aklı kabul ediyorum. Şimdi dolayısıyla evrendeki uyumu kabul etmek bize ne kazandıracak? Bize şunu kazandıracak. Bizim öncelikli olarak, bu tabii filozoflarda karşımıza çıkmayan bir şeydir. Yani filozoflarda psikolojik tahlil yoktur. O psikoloji sonraki dönemin bir olgusudur. Psikoloji diye bir felsefenin alanı yok. Ama orada bizim bugünkü perspektifle yorumladığımızda psikolojik çözüm olarak değerlendirebileceğimiz bir unsurla karşı karşıyayız işte burada. Nedir o? Sen evren karşısındaki pozisyonunu öyle bir şekilde ayarlamalısın ki Stoa felsefesinin ve birçok Yunan felsefe ekolünün temelinde bulunan ruh dinginliğinin sağlanmasını kendi adına
mümkün kılmalısın. Çünkü temel hedef ruh dinginliği, yani tranquilitas animi olduğu için o ruh dinginliğini o duayla ifade etmiş olursun. Zaten burada biz bir unsurdan bahsettiğimizde antik kavramlarda, antik felsefe kavramlarında o kavramların özsel olarak, doğru olarak var olduğunu biz kabul etmiş oluruz. Yani orada görünüşte duadan bahsetmiyoruz. İçten duadan bahsediyoruz. Yani gerçek dua, sahte dua değil. Gerçek duadan bahsediyoruz. Gerçek duanın işlevselliğinden bahsediyoruz. Felsefi işlevselliğinden bahsediyoruz. Gerçek dua eden insan, evren karşısında, evrenin o gücü karşısında boyun eğmiş olur. Temel mantalite, o temel mantık budur. Dolayısıyla kişinin evren karşısındaki konumlanışını sağlayan bir unsur olarak biz duayı tanımlıyoruz. Dua felsefesi için söylüyorum bunu. Duanın hiçbir şekilde herhangi bir doğa olayını değiştirebilmesi mümkün değildir. Şimdi biz Seneca'nın bağlamında bunu düşünürsek, yani insanı burada ben o tweet atarken attıktan sonra da gelen yorumlardan hareketle düşündüm bunu. İnsanın otlaşma tehlikesi de var bu durumda. Çünkü işte birisi şunu diyebilir, yani benim o alıntımı yorumlayarak diyebilir ki tamam, bitki dua etmiyor değil mi? Bitki dua etmiyor ama insan bitki değil. İnsan bir herba, yani ot değildir. İnsan akli bir varlıktır. Akli bir varlık olmanın niteliği olarak karaktere uygun bir tavır sergilemeli ve dua etmelidir diyebilir birisi. Ama az önce söylediğim perspektifte kendisini evren karşısında, tanrısal akıl karşısında konumlandırması açısından dua etmelidir. Yoksa o duanın doğa olaylarını değiştirme gücü yoktur. Stoa felsefesinin mantığı budur. Dolayısıyla bu noktada bizim özellikle üzerinde durmamız gereken konu şu. Yani günümüze de bağlarsak işte biz işte koronavirüsü karşısında veya herhangi bir tehlikeli politik durum karşısında işte camilerde, kiliselerde, havralarda dua ederek veya kendi başımıza dua ederek zor durumlarda kendimize içsel bir güç sağlayarak kendimizi rahatlatabiliriz. Esasında buradaki mantık birebir budur. Kendimizi rahatlatma, tranquilitas animidir bu. Dolayısıyla burada benim öncelikle durmak istediğim çok, yani burada bir nüans var. O nüansa dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle durmak istediğim konu bu, Stoa felsefesi açısından. Çok fazla da hani başka konulara da girmek istemiyorum. Çünkü bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini de düşünerek bu yayını yapıyorum. Onu da açımlamak istedim. Yazmak çok uzun sürecekti. Dolayısıyla bunu açıklayarak hani kendimi ifade etmek istedim. Duanın o ruhsal dinginliğe, ruh dinginliğine olan katkısı yanında doğadaki, ve yani doğa derken de görünen görünmeyen, Seneca'nın tabiriyle görünen görünmeyen her şeyin bütünü, yani o bütün evrenden bahsediyoruz. Doğa denilince her zaman dediğimiz gibi hemen sizin evinizin önündeki bahçe, Belgrad Ormanı falan kastedilmemeli. Ağaçlar, şunlar bunlar değil sadece. Göğe baktığınızda işte güneş, işte bizim Samanyolu galaksisinin içindeki bütün gezegenler vesaire. Yani gözünüzün görebildiği, aklınızın alabildiği her şeyden bahsediyoruz. Doğa budur. Natura dediğimiz şey budur. Ve bu doğa ortamında bizim burada bir akli düzenin kabulü ve onun devamında da bir neden sonuç ilişkisi silsilesinden bahsetmemiz lazım. Şimdi doğa olayıyla ilgili olarak bizim burada bir hususa bilhassa dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz doğa dediğimizde az önce dediğim gibi ağaçları, işte gökyüzünü, işte nehirleri vesaire düşünebiliriz. Ama doğa kelimenin de kendi içinde physis Yunancası, onun da bulunduğu üzere görünenin ötesinde doğan
var olana ilişkindir doğa. Doğa var olan unsurların bir aradalığıdır. Onun evrensel bir aradalığı, birlikte oluşudur. Dolayısıyla burada bizi Stoa felsefesinin asıl çekmek istediği, daha doğrusu Stoa filozoflarının bizi çekmek istediği yer şudur. Olguya yönel, olguya bak. Bu da bizim özellikle işte yakından takip eden dostlarımızın da bileceği üzere yani bazı işte derslerimizi veya işte tweetleri veya işte yayınlarımızı takip eden dostlarımızın da bileceği üzere Herakleitos başta olmak üzere defalarca üzerinde durduğumuz bir konu. Sanı, yani o opinio Latincesiyle veya Yunancasıyla doxa, sanı ile olgunun kendisi arasındaki o çatışmada sanıyı terk edip, insanların o sanılarını, fikirlerini terk edip olguya yönelmelerini sağlayan doğa felsefesiyle burada karşılaşıyoruz. Nitekim Stoa felsefesi her ne kadar kinik felsefe üzerinden Sokrates'e bağlanan Sokratik bir ekol olsa da Herakleitos üzerinden doğa felsefesine bağlanan bir damara da sahiptir değerli dostlar. Yani burada bizi doğaya çağırmasının, işte bize doğanın rehberliğini salık vermesinin, öğütlemesinin sebebi budur. Doğaya gitmek, insanın hayatını ve ruhsal durumunu oluşturan, daha doğrusu olumsuz anlamda etkileyen varsayımlardan, fikirlerden uzaklaşıp doğrudan olgunun kendisine gitmek. Hayallerden, illüzyonlardan uzaklaşıp, hatta ideolojilerden uzaklaşıp, hatta konvansiyonel, geleneksel dinlerden uzaklaşıp, geleneksel dinlerin anlatılarından uzaklaşıp, mitolojiden uzaklaşıp hatta sizi olguya yönlendirmek. Şimdi olguya gitmek, yani fenomenon, görünen olguya gitmek, sizi nereye götürebilir? Doğaya götürebilir. Her zaman Stoa felsefesindeki doğanın rehberliği, o secundum naturam denilen şey, doğaya göre yaşama ilkesinin temelinde bu vardır. Yani sizi, hepimizi, insanoğlunu sanılardan, fikirlerden kurtarmak. Doğrudan olgunun kendisine götürmek. Dolayısıyla eğer siz, şöyle bir varsayım vardır, o Stoacı Zenon'da da vardır, yani ilk erken dönem Krisippos, Kleantes, Zenon, o erken dönem Stoasında da vardır bu. Orta dönem Stoasında da vardır. Karneades'lerin, Posidonius'ların. Geç dönem Seneca, Marcus Aurelius, işte Epiktetos, Rufus gibi yazarlarda ve sonraki Stoa etkisi altında olan filozoflarda da gördüğümüz temel bir unsur vardır. Hepsinin ortak noktasıdır. Aralarında çatışmalar vardır ama bu konuda şaşmazlar. Bu konuda hepsi ortak fikre sahiptir. Doxa veya Latincesiyle opinio bizi aldatır. Bizim doğal nedenleri bilmemiz lazım. Doğal nedenleri bilmemiz için de doğaya gitmemiz lazım. Doğaya gitmenin de bize kazandıracağı şey erdemli yaşamdır. Erdemli yaşamın da bize kazandıracağı şey içsel mutluluktur. İçsel mutluluğun da bize kazandıracağı şey toplumsal huzur ortamıdır. Ve bu toplumsal huzur ortamı da sadece içinde yaşadığımız insan toplumu için geçerli değildir. Çünkü birçok filozofta da gördüğümüz üzere Stoa felsefesinde şöyle bir mantık vardır. İnsan evrenin bir parçasıdır. Ama tanrılar da, daha doğrusu tek tanrıcılığın da öne çıktığını çok görürüz birçok metinde. Tanrılar da, tanrısal unsurlar da doğanın ve evrenin bir parçasıdır. Yani insanlar hayvanlarla olduğu gibi tanrılarla da bir evreni paylaşıyor. Dolayısıyla burada bizim olgulara gitmemiz, tanrısal aklı kavrayarak, ondaki o kozmik uyumu kavrayarak bir tanrısal sistemin içine dahil olmamız veya işte Seneca'nın dediği gibi o tanrısal kendimizdeki aklı tanrısal akılla bütünleştirmemiz gerekiyor. Yani doğaya gitmek tanrıya gitmektir bu açıdan bakarsak. Doğaya gitmek o içsel huzurla birlikte tanrısal sistemin anlaşılmasıdır. Şimdi burada her defasında bizim hep karşımıza çıkan unsur, her tartışmada, her bu Stoa felsefesi
gündeme geldiğinde hep karşımıza çıkan bir unsur vardır. Ve ben bunu hani Stoa felsefesine 2000 senedir, belki de 2200 senedir, yani şöyle bir düşünüyorum metinlerin tarihini, 2200-2300 senedir gündemde olan karşı çıkışı dile getirmek istiyorum. Çünkü bunu hep karşılaşıyoruz. Şu an bu yayını izleyenler, dinleyenler de bu soruyla karşılaşıyorlar. Akıllarına bu geliyor. Dün bizim YouTube'da paylaştığımız Goy Goy videomuzda şimdi birlikte paylaştığımız, orada da onun şakasını yaptım. Dedim ki Stoa felsefesinin sağladığı o huzur palavradır. Yani koronavirüsünü ortadan kaldırmıyor. Değil mi? Sana verilen huzur, yani sana verilen o consolatio, yani teselli, koronavirüsünü ortadan kaldırmıyor. Diktatörlük rejimlerini ortadan kaldırmıyor. Acıları ortadan kaldırmıyor. Yani diktatörlük rejimleri derken imparatorları düşünüyoruz. Caligula'yı düşünün mesela. Caligula'nın veya Domitianus'u düşünün imparator. Domitianus'un altında yaşarken size bir teselli sunuyor Stoa felsefesi. Ama sizden her şeyden vazgeçmenizi isteyerek teselli sunuyor. Bu aslında pire için yorgan yakmak gibidir. Yani pire için yorgan yakmayı andıran bir çözüm yöntemidir bu. Nasıl? Şöyle, dün de bunu o videoda paylaşmıştım ki bu aslında özetidir. Contemptus mundi, yani evrenin küçümsenmesi, dünyayı küçümseyeceksin. Dünya burada senin bedensel yaşamın, bedensel arzuların ve buradaki düzen. Her şeyden vazgeçersen sen özgürleşiyorsun. Ama bu nasıl bir çözüm, nasıl bir teselli? Bunun teselli olarak değerlendirilebilmesi için bizim bir üst duyuşa ihtiyacımız var. Yani o duyuşa ulaşmamız, o bilince ermemiz lazım. İmparatoru küçümsememiz lazım, hastalıkları küçümsememiz lazım. Hatta Epiktetos'un haberi olsaydı şöyle derdi. Aa, koronavirüs. Koronavirüsten mi korkuyorsun? O zaman biz sana felsefeyi yanlış öğrettik derdi. Koronavirüs gelebilir. Hatta mesela Epiktetos'un Dissertationes'te şöyle dediğini hayal ediyorum. Koronavirüs. Koronavirüsten mi korkuyorsun? Koronavirüsten mi korkuyorsun? Sana biz koronavirüse yakalanmayacağını söylemedik ki. Yakalanabilirsin. Yani çok da önemli bir olay değil. Ölmekten mi korkuyorsun? Sana kimse ölmeyeceğini söylemedi ki. Öleceksin zaten. Dolayısıyla her şeyden vazgeçebilecek bir psikolojik duruma geldiğinde zaten hiçbir şeyden çekinmez hale geliyorsun ki Epiktetos, Seneca, Marcus Aurelius ısrarla bunları vurguluyorlar. Yani ölüm korkusunu yenersen, ki hepsinin temelinde ölüm korkusu vardı bütün korkuların Stoa'ya göre. Ölüm korkusunu da bastırdığın andan itibaren artık dünyadaki dünyevi bütün korkularından sıyrılmış oluyorsun. Yani karantinadasın ve senin karantinada olamayacağını söylemedik diyor. Bunun gibi. Dolayısıyla burada bizim en başa dönersek dua etmemizde, yani dua, bitki dua etmiyor Tanrı'ya, baş Tanrı'ya derken ki oradaki arka plandaki mantık esasında bizim şuna dikkat çekmemizi gerektiriyor. Duaya sadece kendin için ama kendi teslimiyetini ifade etmen için ihtiyaç duyuyorsun. Koronavirüsü kendine uzaklaştırmak için değil. Senin her şeye hazırlıklı olduğunu, evrendeki kozmik uyuma boyun eğdiğini göstermek için dua ediyorsun. Koronavirüsten kurtulmak için değil. Sen koronavirüsten kurtulmak için dua ediyorsan, o zaman Stoacı filozof şöyle der. Sen koronavirüsü tabulaştırmışsın, büyük bir korkuya dönüştürmüşsün. Oysa felsefenin amacı, özellikle de Helenistik dönem felsefe ekollerinde, ruhsal dinginliği sağlamak ve tüm korku ve dehşet ortamından kurtulmaktır. Seneca'nın dediği gibi, pompa mortis, ölümün etrafındaki yaygaradan kurtulmaktır. Ölümün kendisinden değil. Çünkü ölümün kendisinden kaçamıyorsun. Herkesi yakalayacak bir son. Dolayısıyla onun etrafında koparılan yaygaradan kurtulmak zorundasın. Temel felsefe bu. Şimdi bunları söylerken de bizler sakın şöyle anlaşılmasın. Aa, bunlar Cengiz'in fikirleri. Şimdi şöyle bir şey demişler. Cengiz'in fikirleri değil. Seneca'nın, Epiktetos'un, Marcus Aurelius'un. Dolayısıyla bu konuda şundan emin olun lütfen. Burada ben sadece bir aracıyım, aktarıyorum.
bu kadar rahat değilim. Belki de rahatım, bilmiyorum. Şimdi bu gelen soruları tabii ben görüyorum ama akıp gidiyor. Burada bir moderasyondan bir ekibim, bir arkadaş var ve o bana o şeyleri okuyacak. İlk soruyu sormadan şu konuyla bağlantılı olduğu için bunu söyleyeceğim de Stoa'yı insanlığı aşıp tanrısallaşmak olarak görüyorum demişti bir evet. Takipçi. Buna hemen cevap vermek istiyorum. Evet. Bu Seneca'nın, konuyla bağlantılı diye önce bunu sordum. Bakın Seneca'nın bu doğa araştırmalarının girişinde kitabın içinden bir bölüm var. Bunu biz daha önce de bilmiyorum şu an okunabiliyor mu ama okunabiliyor mu? Okunmuyor. Çok net değil. Yine de göstereyim. İnsan insanlığının da üzerine çıkmadıkça ne değersiz bir şey diyor Seneca. Yani insan evet o arkadaş güzel yorumlamış. Tanrısal insanı basit bir beden varlığının ötesine çıkarmak. Aşmak, onu aşmasını sağlamak, onu az önce de arada söyledim zaten. Evreni saran tanrısal akılla kendi aklının buluşmasını sağlamak. Yani temel hedef bu. Evet. Bir de John Locke'un Tabula Rasa, evet. Görüşünün kökeni Stoacılar mıdır diye. Zaten bu Stoacıların etkilemediği modern dönemde filozof veya ekol yok. Yani Tabula Rasa boş levha demek. Yani üzeri boş olan tabula. O Tabula Rasa'nın doldurulması gerekiyor elbette. Ama tabii o çok da bu şeyi hani doğrudan Stoa felsefesiyle ilgili bir konu değil. Daha çok o bilginin deneyimiyle ilgili bir mesele. Sonradan mı yoksa hani hatırlama yoluyla mı? Evet. Doğadan bir sosyal ahlak belirlemek nasıl olacak? Olgusal ahlak mümkün mü? İşte zaten bütün bu anlattıklarım bunu anlatıyor. Yani bütün bu anlattıklarım bununla ilgili. En azından Stoa felsefesinin amacı bu. Doğanın örnekliği bu kiniklerle ilgili olarak çok ısrarla vurguladığımız bir husus vardı. Diyorduk ki kiniklerle ilgili. Kiniklerin doğa felsefesi toplumsal anlayışa karşı bir alternatif bir felsefedir. Yani sen doğaya gidiyorsan toplumdan uzaklaşmak zorundasın. Çünkü evet. Toplum opinyolarla dolu, doksalarla dolu. Toplumda yalan var. Bakın politik düzen yalanlar üzerine kurulu. İmparator Domitianus'un politik düzeninde bir stoacının doğaya gitmesi mümkün değil. Çünkü senin o tıpkı İsa'nın dediği gibi, İsa ne diyor? Kaiser'ın hakkı Kaiser'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Kaiser'ın parasını Kaiser'a verin diyor değil mi? Onun gibi Kaiser'ın hakkını Kaiser'a verip insanın doğaya gitmesi lazım, Tanrı'ya gitmesi lazım. Çünkü doğada opinyolar egemen, doksalar egemen. Bizim olguya gidip Stoa felsefesi bağlamında söylüyorum. Toplumu reddetmemiz lazım. Toplumsal bütün ilke ve kurumları reddetmemiz lazım. Kiniklerden Stoacılara kalan miras budur. Yani Kinik Diyogenes bahsinde işte bizim yakın zamanda çıkacak olan Kinik felsefe fragmanlarında bunu göreceksiniz zaten. Kiniklerden Stoacılara geçen en önemli miras budur. Bunun o Kinik felsefedeki o doğal duyuş konforme edilerek Stoa'ya geçmiştir. Yani o kadar artık fıçıda yaşamaya gerek yok. Ama toplum içinde doğayı, doğadan ahlakı çıkarmamız lazım. Doğaya giderek. Çünkü doğa tek örnekliktir. Tek örneklik. Doğa derken de Tanrı'yı kastediyoruz aslında. Oradaki tanrısal düzeni. Yine aslında güzel bir soru. Bu Stoa'daki yine bir benzer bir soru var. Tasavvuf ve vahdeti vücudun kökeni de mi buna dayanıyor? İnsan ile tanrısallığın birleşmesi, buna bir benzerlik var mı diye sormuş. Bunu İslam felsefecileri yorum yapsın. Bir de Nietzsche'nin, ben de bekliyordum aslında bu soruyu. Stoa eleştirisinde, haklı mı? Daha önce başka bir yerde daha bu konuya değindik. Yani haklı mı değil mi? Onu biz karar veremeyiz. Kendince haklı olabilir. Ama haklı mı değil miden öte geleneksel Stoa felsefesine geleneksel karşı çıkışları devam ettirdiğini söylüyorum Nietzsche'nin üzerinde ve zaten Stoa felsefesine dönük eleştirilerin hepsi aynıdır. Yani 2200-300 senedir Stoa felsefesine zaten başka taraftan yaklaşamazsınız. Bir biat felsefesi olarak görmekten başka yaklaşabileceğiniz eleştirel bir tutum olamaz. Kölelik felsefesidir, imparatorluk felsefesidir, biat felsefesidir ama neyin önünde? Ben de bu şekilde cevap veriyorum. Hani
şu an şeytanın avukatlığını yaparak Stoa filozofları savunmak istiyorum. Diyorum ki neyin biatı, yani nereye biat ediyor Stoa filozofları? Stoa filozofları Tanrı'ya biat ediyor. Tanrısal düzene biat ediyor. İmparatora biat etmiyor ki. İmparator karşısında hayatını küçümseyen bir adam imparatora mı biat etmiş olur? Adam hayatından vazgeçiyor. Gandhi'nin o pasif direnişi gibi. Adam kendi hayatından vazgeçmiş. Yani imparatorun ona sunacağı menfaat işte ne diyelim, altınları, paraları, o güzel lüks yaşamı talep etmiyor ki. Yani biat bunun için olur. Yani boyun eğme, imparatora boyun eğme, politik iktidara, güce boyun eğme böyle olur. Karşında bir şey beklersin. Ama onun köleliği, yani doğaya köleliği, servire naturam dediği şey tümüyle tanrısal sisteme ve kendisinin bedeninden vazgeçme anlayışı ve kendi bedeninden vazgeçecek kadar yiğitliği göstermiş filozoflara nasıl korkak diyebiliriz? Ve o, bir takım bazı felsefecilerin yaptığı gibi stoacılara işte kapitalizmin, genç kapitalizmin efendime söyleyeyim stoacılığını dayatıyorlar millete gibi eleştirilerde bulunabiliriz. Bunu ne demek istediğimi de anlamıştır bazı takipçiler. bir tane yani pardon, çok sözünü kesiyorum, sen unutma. Bunu söylemek zorundayım. Stoa felsefesiyle ilgili bu tarz eleştirel tutum sergileyenler hayatları boyunca akademide, üniversitede, politikada, toplumsal yaşamda hangi yiğitlikleri göstermiş, kime biat etmemişler, ben de bunu merak ediyorum. Mesela bu Stoa filozofları çok köleci bir sistemi savunuyorlar diyenler hayatları boyunca nerede yiğitlik göstermiş? Yani akademide göstermişler mi? Akademide hakkaniyetten yana olmuşlar mı? Şeyde, politikada olmuşlar mı? Toplumsal yaşantıda eğriye eğri, doğruya doğru demişler mi? Ama en azından Seneca dedi. Yani ölüme gitti. Epiktetos keza öyle. Yani hayatı boyunca en ağır politik koşullar altında, yani en ağır tiran yönetimleri altında yaşamış filozoflardan bahsediyoruz. Önemli bir kısmı da ya öldürüldü ya yani çamur içinde öldü. Evet. Bir tane yukarıda vardı, onu kaçırmayayım. İnsanoğlu sürekli insanüstü olmaya çabalamakta ve bunu kutsallaştırmakta sizce. Yani neden bu? İnsanın Kutsallaştırma isteği. Yani kendini insanüstü olmaya çalışıyor herhalde, neden diye sormuş. Bir de yorgunluğa, doyumsuzluğa ve umutsuzluğa karşı stoacılık nasıl bakıyor? Bir de böyle bir soru Doyumsuzluk, var. yani Latincesiyle açgözlülük, avaritia, İngilizce avaris diye geçti. Avaritia, işte böyle avaritia gibi, açgözlülük gibi, lükse düşkünlük gibi birçok yatsınan kusurlar, vitiumlar var Latince'de. Ve bu vitiumlar insanın başta bahsettiğim ruh dinginliğini ve tanrısal akıldan ruh dinginliğini ortadan kaldırıp tanrısal akıldan uzaklaşmasına sebep olan toplumsal kusurlardır. Eğer doğayı örnek alıyorsanız o zaman siz işte gösterişten, açgözlülükten, doyumsuzluktan da kurtulursunuz. Çünkü doğa size tıpkı kiniklerde, Antistenes'te ve Diogenes'te ve Krates'te gördüğümüz gibi doğa sizden sadece doğal ihtiyaçlarınızı gidermenizi istiyor. Yani sana bir tane makarna yetecekken bugün sen gidiyorsun 5 tane makarna alıp açgözlülük yapıyorsun. Sonra makarnaların geri kalanı, değil mi, yiyemediklerini çöpe atacaksın. Ve ihtiyacı olanlar alamayacak. Yani bu stoacı, hani modern stoacı eleştiri böyle olur. Yani günümüzde mesela markete gittiğinizde böyle kendinizce, kendi karantinanız gibi, kendi ohaliniz gibi siz de kendi stoacılığınızı yaşatabilirsiniz bu şekilde. Yani stoacıların, Spinoza'nın yorumlarını söylediniz. Sizin yorumunuz nedir peki aslında? Spinoza'nın yorumu değil bu. Bu geleneksel klasik antik çağdaki yorumlardır. Spinoza onun devamıdır. Senin yorumun. Yani bu antik metinlere gitmeden Spinoza'ya gitmenin hatası bu işte, bu tarz yorumlar. Antik metinlerde olanları sunuyorum. Şimdi burada şu var. Seneca'nın, şimdi bir Roma dönemi yazarlarının, stoacılarının ne söylediğini bilmeden onlarla ilgili yapılmış olan Cengiz'in, Ahmet'in, Spinoza'nın, şunun bunun yorumlarının bir önemi yok. Çünkü eğer siz esas kaynağı, temeldeki o düşünceyi kavrayamazsanız onun üzerine yapılmış olan yorumları da kavrayamazsınız. Çünkü o araya bir takım ideolojiler girebilir, dini öğretiler girebilir.
benim gibi işte bugüne bakarak kendince anlamaya çalışan insanların katkıları, eklemeleri olabilir. Bundan kurtulmak için tümüyle metne gitmek lazım. Başka? Sokrates nasıl ölmüştü diye geldi ama bu şey direkt Sokrates, soru. o soruyu şöyle değiştirelim. Mesela Sokrates Stoacı öldü mü? Yani yaşamıyla ilgili farklı unsurlar var. Mesela Kinik Diyogenes'in eleştirisi vardı. Sokrates'in bile böyle bir terliği vardı falan diye böyle bir lüks eleştirisi vardı Sokrates'e. Nasıl yaşadığından ziyade ölümüne bakarsak, yani ölümüne mesela nasıl öldü? Stoacı gibi mi öldü? Evet, Stoacı gibi öldü. Bu yüzden Seneca'da, Epiktetos'ta, Musonius Rufus'ta ve orta dönem Stoacılarında hep Sokrates övgüsü görürsünüz. Sokrates bir kahramandır. Kahramanlaştırılır. O ölüme gidişi defalarca kahramanlaştırılmıştır. Defalarca. Yani o kadar çoktur ki onu mesela Romalılar genç Kato'yla karşılaştırarak överler. Buradan anlayın Sokrates'in ne kadar kahraman olarak lanse edildiğini. Çünkü genç Kato biliyorsunuz, bilenler biliyordur. Julius Caesar'la giriştiği o iç savaşta, yani Pompeius'la Caesar arasındaki iç savaş sırasında üçüncü taraftı. Yani ikisinden de yana değildi. Cumhuriyetin savunucusuydu. Muhafazakar bir kimlik olarak. Caesar'ın iç savaşı kazanacağı kesinleşince intihar etmek zorunda kaldı. Ve ölümü de Sokrates'in ölümüyle karşılaştırılmıştır. Çok defa Seneca tarafından. Çünkü kahramanca bir ölüm. Ölüme gitmekten korkmama hali vardır. Yani Sokrates ölüme korkmadan gitmenin kahramansı hikayelerinden birinin baş kahramanıdır, baş rolüdür. O yüzden insanlar, pardon, Stoacılara çok fazla örnek teşkil etmiştir. Yani Stoacı ölmüştür. Yani nasıl öldü diye bir soru varsa onun cevabı bu Stoacılık Bir açısından. tane daha var. Stoacılık imparatorluğa meşruiyet sağlamış İşte mıdır? az önce söyledim onu. Hristiyanlığın kabulünden sonra durum ne oldu? Hristiyanla şöyle, az önce söyledik zaten, bir biat ve imparatorluk dönemi felsefesi denmesinin tarihsel açıdan, felsefe tarihi açısından en önemli nedeni imparatorluk döneminde altın çağını yaşamasıdır. Yani Roma döneminde altın çağını yaşamıştır. Bizim erken dönem Stoa felsefesiyle ilgili fikirlerimiz çok azdır. Çünkü elimizde materyal bir kere çok azdır ve üzerine yapılan antik yorumlar da Roma dönemi yazarlarının yorumlarıdır. Dolayısıyla Zenon'un politik felsefesiyle ilgili yorumları çok ama çok muğlaktır, belirsizdir. Ama yine de üç aşağı beş yukarı bir şeyler biliyoruz. Mesela size şunu söyleyeyim. Zenon, Krisippos ve Kleantes üçlüsünün devlet anlayışı şeye benzer. Biraz Platon'un devletini, politeyasını andırır. Bir takım ortak, dün konuştuğumuz mesele ortakçılık, yani bir komünel bir sistem övgüsü vardır. Mesela Zenon'da sadece dostlar arkadaş, pardon, sadece dostlar vatandaş olmalıdır fikri vardır. Dostların vatandaşlığı, bir biraderlik sistemi gibi. Erdemli insanlar topluluğunu kendince hayal eder. Ama daha sonraki dönemde Roma'ya doğru gelindikçe Stoa felsefesi metinleri kaçınılmaz olarak o imparator Roma döneminin o imkanları, koşulları sayesinde daha fazla metinler günümüze ulaşmıştır. Özellikle de Cicero ile birlikte Cicero'nun aktardığı o diyaloglarındaki Stoacı unsurların ne diyelim, onlar sayesinde biz Roma perspektifiyle Stoayı öğrenmeye başlamışızdır. Dolayısıyla bizim şu an üzerinde durduğumuz, bahsettiğimiz bütün Stoa unsurları çok büyük ölçüde Romalıdır. Yani Roma'ya borçluyuz biz bu perspektifi. Dolayısıyla Roma'nın devlet anlayışının, dünya görüşünün çok fazla etkilediği bir ekolden bahsediyoruz. Bu yüzden Bertrand Russell Stoa felsefesine Yunan demez, Roma felsefesi der. Yani Roma etkili bir felsefedir, yabancı bir felsefedir der. Günümüzde seküler bir stoacı olmak mümkün müdür? Seküler, şöyle, sekülerliği geleneksel dinden kopuş anlamında alırsak, yani secularis kelimesinden geliyor seküler Latince'de. O da saikulumdan geliyor. Yani çağa özgüdür. Seküler insan çağa özgü olan insandır. Saikuluma veya sekulum. Sekuluma özgü olan insandır. Yani İsa'dan sonra bilmem kaçıncı yüzyıldaki dini kuralları böyle uygulayan adam değildir.
kendi çağının insanıdır seküler insan. Dolayısıyla seküler insan stoacı olabilir mi? Olabilir. Günün çağı, günün gereklerine uygun olarak doğaya gidebilirsiniz. Yani teokratik bir sistem değil, doğal bir sistem savunucusu olup doğayı tüm dinlerin, tüm konvansiyonel dinlerin, yani geleneksel dinlerin dışına çıkararak, geleneksel ideolojilerin dışına çıkararak doğayı kendinize hedef olarak alırsanız, bir nevi bir animizmden bahsediyorum, onu ruhlaştırarak, onun arkasına bir ruhsal plan ekleyerek seküler bir öğretiye dönüştürebilirsiniz. Belki de şu an ileri derecede bir yorum yapıyorum. Ben bu tarz yorumları çok sevmem ama ileri derecede bir yorum yapıyorum. Belki de Stoa felsefesi başından itibaren seküler, yani geleneksel dinlerden kopmaya hazır bir doğa felsefesi içerdiği için, doğa anlayışı içerdiği için bu kadar başarılı olabildi. Hala Marcus Aurelius'un kitabını yorumsuz bir şekilde okuyabiliyor insanlar 2020 senesinde. Seneca'nın kitabını alıyorsunuz, okuyorsunuz ve anlıyorsunuz. Bu büyük bir başarıdır. Yani yoruma gerek yok. Ama Platon'un bir metnini aldığınızda büyük ölçüde Orta Çağ, Rönesans, çağdaş, hatta Platon'un çağdaşı olan yazarların yorumlarıyla okuma ihtiyacını hissedersiniz ileri okumalarda. Ama bir Seneca'nın metnini aldığınızda doğrudan size hitap eder. Belki de başarısı budur. Yani her çağa özgü ilkeler içermesi ve kendisine başat hedef olarak doğayı almasıdır. Dolayısıyla olabilir. Ama sekülerliği din dışılık olarak almamak kaydıyla. Yani burada bir din vardır. O din doğa dinidir. Tanrısı da doğanın kendisidir. Yine aslında bağlantılı bir soru. Günümüzde imparatorluğa meşruiyet sağlayabilecek Stoa benzeri düşünce ya da sistem var mı? Günümüzde böyle bir sistem var mı ya da mümkün mü? Tekrar dönüyorum. Felsefi düşünce gibi yani mi acaba? Düşünce ya da belki de bilmiyorum devlet sisteminden bahsediyor soru. Zaten Machiavelli'nin sistemi budur. Biatı gerektirir ve devletin ayakta kalması için her yolu mübah sayar. Devamındaki bütün politik felsefe günümüze kadar daha çok Aristotelesçi, yani devletin bekasının, esenliğinin olabildiğince uzun sürmesini sağlayacak yöntemleri meşru kılma eğilimindedir. İster liberal teoriler olsun, ister Marksist teoriler olsun. Çünkü mevcut yapının, kurumsal yapının korunması lazım. En temel ilke budur. Yani kurumu tehlikeye atacak, tehdide atacak bir sistem kuramazsın. Ama felsefi açıdan günümüzde hani bu felsefe öldü mü vesaire gibi tartışmalar hiç girmeden günümüzde karşılaştırılamaz bir antik anlayıştan bahsediyoruz. Evet. Başka? Başka yok. Şu an gelen hemen hemen bütün soruları sordum galiba. Zaten konuştuğumuz şeyler iç içe, evet, o konular. Aynen. Sadece bir Latince ile alakalı bir şey evet. Gördüm. Latince öğrenin demeyin, açıkça yazdırın bizi sınıfınıza demiş. Aslında bununla alakalı da nasıl anlamadım onu. Yani Latince öğrenin demeyin hani gizliden. Siz bizi yazdırın sınıfınıza demiş. Kalp göndermiş bir arkadaş. Bilemiyorum neye dair. Latince öğrenmek zorunluluğu vardır. Şimdi bir takım çağdaş felsefeciler böyle bir palavra ortaya attılar. Efendim Aristoteles anlamak için Yunanca'ya gerek yok. Bu kişiler anlamanın ne demek olduğunu açıklasınlar. Anlamakla neyi kastediyorlar? Yani anlamak. Anlamak. Okudum, anladım. Anladınız mı? Yani anladık mı? Ben bu kadar konuşuyorum. Senelerdir okuma yapıyorum. Latince, Yunanca, İngilizce, Almanca, Türkçe. 1000 tane okuma yapıyorum her gün. Şimdi ben karşınıza anladım diyebiliyor muyum acaba? Diyemiyorum. Anlama uğraşım devam ediyor. O anlama uğraşısını en iyi noktaya getirmek için işte bizim bu dillere ihtiyacımız var. Yani onun dışında efendim sürekli ya işte doktoraya kadar Latince ve Yunanca bilmeye gerek yok diyenler tembelliğe övgü. Yani ben öğrenemedim, siz de öğrenmeyin diyen hocalarımızdır. O hocaları reddedin. Çünkü biz, yani biz derken kendi şahsımı ve benim gibi insanları kastetmiyorum. İnsanoğlunu kastediyorum. Biz insanların önüne vasat hedefler koyamayız. Daha önce ben bunun tweetini atmıştım. Geçen sene sanırım. Ben Latince öğrenebildiysem, ben Yunanca öğrenebildiysem benim gibi aptal biri herkes öğrenebilir. Ya bu kadar basit bir şey. Çok zor bir şey değildir bu. Atla deve değildir. Ama öğrencileri tembelliğe itmek için efendim bir yerde de öğrenci popülizmidir bu. İşte doktoraya kadar yüksek lisans dahi
Yunanca bilmeden de Aristoteles üzerine ahkam kesebilirsiniz. Bravo. Yok böyle bir şey. Spinoza Üzerine metinleri. konuşacağımız, metinleri okuyabiliyor olmamız lazım. Yani bu yüzden demiş zaten o soru sorun arkadaşlar. Demiş ki Spinoza metinlerini okumadan önce Seneca vesaire okuyun dediniz ya, o yüzden dedim. Evet. Ama Seneca Ve yani ben zaten o arkadaş için kesinlikle söylemedim. Başka genel bir cevap veriyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Çeviriyle felsefe yapılır mı? Değil mi? Yapılabilir. Thomas Aquinas yapmıştır. Yunancası olmadan Aristoteles'in felsefesini yapmıştır. Yani incelemiştir. Ama o Thomas Aquinas arkadaşlar. Yani ben bu nitelik ayrımını ortadan kaldırarak. Efendim Aquinas Yunanca bilmiyordu. Biz de Yunanca bilmeden Aristoteles okuyabiliriz. Sen Aquinas ol, ondan sonra. Yani biz Thomas Aquinas'la mı kendimizi karşılaştıracağız? Lütfen herkes bir aynaya baksın yani. Aynaya baksın ben kimim diye sorsun. Haddini bilsin. Sen Thomas Aquinas değilsin. Daha iyisi belki olabilirsin ama sen Thomas Aquinas değilsin. O başka bir yüzyılın başka bir filozofu. Biz idealden bahsediyoruz. Olabilir mi, olmaz mı? Ben Yunanca öğrenebilir miyim, öğrenemez miyim? Bundan bahsetmiyoruz. Öğrenebilir misin, öğrenemez misin? Ondan bahsetmiyoruz. Bu ülkedeki eğitim sistemiyle bu mümkün mü, değil mi? Ondan bahsetmiyoruz. İdealden bahsediyoruz. Bize düşen idealden bahsetmek, ondan sonra ne yapabiliriz onu konuşmak. Biz başta ideali eğer, efendim Yunanca öğrenmek, Yunan felsefesini anlayabilmek için faydalıdır. Ama gereksizdir demek, o zaman şu soruyu akla getiriyor. Hangi açıdan faydalıdır? Yani Aristoteles çalışmadan önce Yunanca öğrenmek, Aristoteles Yunancasıyla anlayabilmek tırnak içinde hangi açıdan faydalıysa işte gereklilik odur. Yani gerekliliğin gerekçesi odur. Evet. Şimdi Mir'den fazla var. Bir şunu önce söyleyeyim. Seküler insan felsefeye dair ne yapmalı bilmiyorum. Seküler insan. Konunun biraz dışına çıkmış olduk burada. Evet. Heraklitos'la ilgili bir soru var. Tabii. O sekülere bir şey yapalım Tamam, mı? onu önce cevap. Atomcu felsefe fragmanlarına bakarsanız orada şimdi o sekülleri az önceki anlamıyla yani dini işte burada hep bak aynı duruma aynı şeye geçiyoruz. Çok dikkatli konuşmamız lazım. Sekülerle neyi kastediyoruz? Yani Biraz onun tanımını yapmak lazım. say az önce yaptığım tanıma göre düşünürseniz atomcu felsefe fragmanlarından yani atomcu felsefe üzerinden geleneksel anlayışları çürüten çünkü orada şey vardır. Sadece atom teorisi yoktur. Orada bir toplum teorisi vardır. Yani toplum nasıl oluştu? Tanrılar sistemi nasıl uyduruldu insanlar tarafından? İnsanların kontrol edilmesi için uyduruldu. Yani o iddia orada o. Şimdi oradaki sekülerlik ile dini kilisenin kalın duvarlarının arkasına iten sekülerlik arasında çok başka bir çok farklı yani bunlar. Çok büyük bir anlam aralığı var, farklılığı var. Sekülerliği geçelim. Bir tane enteresan bir soru geldi, bilmiyorum. Psikanaliz ve felsefe nerede ayrıldı? Ya da psikiyatride mi ayrıldılar? Bu çok, Psikanaliz hiç evet, bu konu çok konuşuluyor. ilgilendiğim bir konuda değil. Çok okuyorum ve seviyorum okumayı ama hiç ilgilenmek istemiyorum. Tamam, Herakleitos'a gelelim. Evet, gelelim en sevdiğim. Evet, benim de Herakleitos'un felsefesinden bahsedebilir miyiz demiş. Bir Bahsettik o bağlamla mı alakalı bir soru, YouTube. bilmiyorum Şimdi ama. ben YouTuber'lar gibi konuşmak istemiyorum ama YouTube kanalımızda Herakleitos'la ilgili uzun bir video var. Ataşehir'de çektiğimiz. Ha evet, o ders. Ama zaten benim nerede o çeviri? Şurada bir yerde. Herakleitos çevirimin girişi var. Uzun bir giriş var orada. Okuyanlar görmüştür. Orada ben bütün düşüncelerimi paylaştım. Herakleitos fragmanlar çevirimin girişinde. Bütün düşüncelerimi paylaştım. Uzun uzun anlattım Herakleitos felsefesini. Çok uzun anlattım hem de. Hatta değerli dostum editör yani bu kitabın editörü olan Alkan Bey, Alkan İnal beni uyardı bir daha bu kadar uzun ön söz yazma diye. Tamam. Ama şimdi neyse gösteremeyeceğiz o başka bir çalışma. Orada da uzun bir şey düşünüyorum giriş. Homeros'un tanrılarıyla Stoacıların tanrıları arasında bir ilişki var mıdır? Homeros'un tanrıları, Tanrılarıyla Stoacıların tanrıları arasında bir ilişki Stoacıların var mıdır? tanrıları diye bir şeyden fazla bahsedemiyoruz. Çünkü orada attributo vardır. Yani nitelik atfı vardır. Stoacılarda tek tanrı düşüncesi daha baskındır. O Hristiyanlığı nasıl etkilemiştir diye birisi sormuş da onun da cevaplardan biri bu. Hatta Russell'ın böyle bir görüşü var.
sadece Russell'ın değil, bence çok mantıklı bir görüş ve birçok felsefe tarihçisi de savunmuştur. Hristiyanlığın o Hristiyanlık öğretisini erken dönemde felsefeyle birlikte ele alan düşünürlerin çoğu Stoa felsefesinden etkilenmiştir. Çünkü etkilenmemeleri mümkün değil. Çünkü dediğim gibi insanı doğaya yönlendirerek Tanrı'ya, Tanrı'nın krallığına, Regnum Dei'ye gönderiyorsun. Toplumdan uzaklaştırıyorsun. İsa'nın mesajıyla şey veya Paulus'un mesajıyla Seneca'nın mesajı birçok yerde şey olur. Güzel bir Örtüşür. soru geldi. Nedir? Öncesinde ama şunu da sorayım. Aquinas'a işte filozof dersek Gazali'ye de filozof Tabii ki. dememiz Ne gerekmez tabii mi? ki. Ya bu filozof kelimesi çok korkutucu bir kelimeye dönüştü. Şu filozof mudur, bu filozof mudur? Türkiye'de de felsefeci terimi olduğu için insanlar bu ayrım yapamıyor. Oysa İngilizcesini biliyorsunuz, herkes biliyor. Şu an bu yayını takip eden çoğu kişi biliyordur. Filozof, hem filozof demek Türkçesiyle, hem felsefeci demek. Filozof demekten niye insanlar korkuyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani sevmediğim, mesela size söyleyeyim, Berkeley. Sevmediğim bir filozoftur. Ya sevmiyorum. Okumayı falan, düşünceleri falan sevmiyorum. Ama şimdi adam filozof. Belki de Türkiye'de Berkeley'den bence daha iyi olan filozoflar var. Daha iyi düşünen, daha sağlam filozoflar var. Onlara sırf filozof kelimesinin korkutuculuğu, büyük haşmetinden ötürü filozof diyemiyoruz. Gazali'ye filozof diyemeyeceğiz mi yani? Adam felsefi filozoflara karşı mücadele etti diye, mücadele verdi diye. Tamam, şimdi bir Adamın tane öğretisi var. Bilgelik öğretisi var. şu soruyu birazdan soracağım, bağlantılı olduğu için. Zaten felsefe bilgeliğe duyulan sevgiyi ifade eder. Ve bu kadar basittir. Felsefe bilgeliğe duyulan sevgiyi ifade eder değerli dostlar. Yani felsefe, yani böyle karman çorman cümlelerin kurulduğu, anlamadığınız, önünde korkuya kapıldığınız, böyle dehşetli bir şey değil. Korkunç bir şey değil. Bunu sizden böyle olmasını, böyle hissetmenizi isteyenler emin olun felsefe cahilleridir. Çeviriyle işte hasbelkader bir iki bir şey okumuştur. Karman çorman cümlelerle başı bir yerde, sonu bir yerde cümleler kuran, ne dediği belli olmayan insanların laflarıdır. Sen Platon okuduğunda anlıyorsun, Aristoteles okuduğunda anlıyorsun ama bu adamların yazdığını okuyunca anlamıyorsun. Böyle bir şey olur mu? Anlaşılmak lazım. Hedef, adres. Yani bunu antik çağ hatipleri, hitabet yazarları, hitabet üzerine düşünen düşünürleri çok fazla söylemiştir. Hatta Antisthenes'in Platon'a eleştirisi var bu konuda. Yani şimdi ben Platon anlıyorsun dedim ama Platon'a anlaşılmadığı yönünde eleştiri getirmiştir Antisthenes. Demiştir ki sen adrese, hedef kitleye uygun konuşmuyorsun. Son dönemde stoacıların, güzel soru bence, bestseller, kişisel gelişim uzmanı Evet. gibi algılanmasını nasıl karşılıyorsun? Bununla Bunu ilgili bir yayın yapılmıştı ben, aslında. evet, bunu John Sellers vardır. Son dönem tavsiye ediyorum herkese. John Sellers. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Son dönemin, yani belki 5-10 senenin dünyadaki gençler içinde en iyi Stoa akademisyenlerinden biridir. Yani Stoa felsefesi çalışan akademisyenlerinden biri. John Sellers. Bu isme dikkat edin. İleride çok daha fazla anılacak. Daha büyük bir otorite olacak. Şimdi yaşça büyük otoriteler hala var aramızda. Yani bu koronavirüsten sonra da sağ çıkarlarsa 60'lık, 70'lik, 80'lik büyük uzmanlar var dünyada. Onlar hala hayattalar, o yüzden otorite onlar. Onlara bir şey diyemeyiz. Ama Sellers da çok fazla çalışma yaptı Stoa felsefesiyle ilgili. Onunla ben bir söyleşi yaptım. Nerede yayınlandı? Şurada nerede yayınlandı o? Burada mı yayınlandı? Bu arada bunu da göstereceğim. Bir de burada mı yayınlanmıştı? Yok, burada değil. Bulamıyorum. He, pardon, Arkelogos. Arkelogos'ta yayınlanmıştı. Burada yayınlandı sanırım. Evet, burada. Arkelogos dergisinin, şunu yakayım. Arkelogos dergisinin 7. sayısında John Sellers'la bir söyleşim var. Ona da bu soruyu sordum. Ona da bu soruyu sormuştum. Stoa felsefesi sizce neden bu kadar hala güncel diye. Onun cevabını görebilirsiniz. Ama aynı düşünüyorum ben onunla. Stoa felsefesi arada bir yerde söylediğim gibi bütün çağları aşan evrensel bir basit bir mesaj üzerine kuruludur. Doğaya git. İnsanların toplumdan beklentisi, politik ortamdan bıkkınlığı evrensel bir gerçeklik.
Yani antik çağda ne kadar politik anlamda baskı altındaysanız, günümüzde de öylesiniz. Günümüzdeki şikayetlerle antik dönemdeki şikayetler değişmedi ki. Dolayısıyla Stoa felsefesinin sizi o toplumsal, o politik baskı ortamından kurtarmaya çalışan ilkeleri, bu amaçla kurulmuş, temellendirilmiş ilkeleri hala geçerli, hala mantıklı geliyor insanlara. Yani kişisel gelişim uzmanı gibi algılanması normal. Mantıklı. Ya zaten kişisel gelişim uzmanlığı gibi yazmış adam. Ya yani Marcus Aurelius okuyorsun, kişisel gelişim gibi. Seneca öyle, işte Epiktetos öyle. Seneca öyle. Şimdi burada bir dünya kitap var da gösterelim. Ha, bunu gösterecektim. Bu da Özne Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları dergisinin Stoa felsefesi sayısı. Çizgi Kitap Evi'nden çıktı. Bu Özne dergisinin 29. kitabı. Güz 2018'de çıktı. Şöyle göstereyim. Bunu alabilirsiniz. Satılıyor internetten. İçinde bayağı bir derleme yazı var. Benim de sanırım hem benim de Epiktetos'tan bir çevirim ve bir makalem var Seneca ile ilgili. Burada bayağı güzel, bakın şöyle göstereyim. İçerik okunuyor mu? Yani güzel okunabiliyor mu? Yani Şöyle göstereyim. kapak çok net gözüküyor da. Tamam, neyse. Bunu satın alabilirsiniz. Stoa felsefesi ile ilgili güzel bir yayın. Bu da Seneca üzerine bir yayın. Yani bu ikisini alırsanız oldukça güzel bir Stoa felsefesi karantinası yaşayabilirsiniz karantinada. Stoacılar. Tamam. Son bir soru kaldı. Bunu biraz uzaklaştık ama Uzaklaşalım. kozmopolis düşünüldüğünde ben tam soruyu anlayamadım. Ulus devlet imparatorluk karşıtlığında Stoa nerede durabilir? Ben tam Bir anlayamadım. daha sorar mısın? Çözelim. Bulayım hemen. Kozmopolis düşünüldüğünde Kozmopolis, evet. ulus devlet Evet. imparatorluk karşıtlığında Stoa nerede durabilir ya da durabilir mi? İmparatorluk karşıtlığında mı? Yani şöyle düşünelim. Belki bir Bütün, daha belki cümleyi toplayıp şimdi ben anladığım yazabilirsem. kadarıyla şöyle cevap vereyim. Kinik felsefe, ben bunu sıklıkla tekrar ettiğim için ve kinik felsefe fragmanlarında da söylediğim için söylüyorum size bunu. Bütün çalışmalarımda söyledim. O da şu, yani söylediğim şey şu, gördüğüm şey şu, manzara şu. Bir doğa yaşamı var, bir de toplumsal yaşantı var, toplumsal yaşam var. Başta bahsettiğim o bizim aldatıldığımız sanılarla, bir takım değer yargılarıyla aldatıldığımız toplum yaşantısına karşılık doğaya gitmek politik bir tutumdur. Yani anarşist demek istemiyorum, bir düzen arayışı, düzen zaten burada var. Ama buradaki düzenin reddedilmesi, buradaki kurum ve ilkelerin reddedilmesi söz konusudur. Kinik felsefede bu daha marjinaldir, daha radikaldir. Yani kinik felsefenin kozmopolitliği daha radikaldir. Daha tümüyle toplumu reddetmektedir. Yani fıçıda yaşam şeklinde kendini gösterir. Ama stoacılardaki daha konforludur. Ama burada da toplumsal yaşamın bir takım değer yargıları reddedilir. Ama benim özellikle tabii siyaset ve felsefe ilişkisi çalışan birisi olarak Roma'da şuna da dikkat etmek istiyorum. Roma stoacılığı sadece konforlu bir şey değildir. Bir felsefe ekolü, daha doğrusu ilkeler bütünü değildir. Aynı zamanda Roma'nın bölgedeki, Akdeniz'deki politik egemenliğinin meşruiyetini savunması, üstü örtük bir şekilde savunması açısından da önemlidir. Ancak burada işte efendim stoacılık biat felsefesidir, imparatorluk felsefesidir, Roma felsefesidir, Roma'nın iktidarını savunmuştur. Haklı bunu söyleyenler, ama Roma dönemindeki bütün felsefe ekolleri Roma'nın egemenliğini kabul etmişlerdir. Yani size örnek vereyim. Julius Caesar Epikurosçudur. Caesar Epikurosçu olabilir mi? Sadece hazzı, hani hazzı doğal ölçüde temel almayı öğütleyen bir ekole Caesar aday olabilir mi? Yani Epikurosçu bir Caesar olamaz. Çünkü Epikuros'un hazcılığı senin doğal ihtiyaçlarını karşılayarak, hazzını gidererek, ölüm korkusu başta olmak üzere birçok korkudan sıyrılarak ruhsal hazzı sağlamanı gerekli kılıyordu. O evdaimonu oydu onun. Yani doğal ihtiyaçlar bağlamında. Ama Kaiser imparator, yani yönetimi ele geçirmeye çalışıyor. Kral olmaya çalışıyor. Böyle bir Epikurosçu olamaz. Dolayısıyla Roma dönemindeki Roma'nın o politik ikliminin,
baskıcı ortamında, o gücünde, o Roma geleneğinin o güçlü anlatısı karşısında felsefe ekolleri çil yavrusu gibi dağılmış ve felsefe ekolleri Roma ile, Roma'nın politik idealleriyle örtüşebildiği ölçüde ayakta kalabilmiştir. O yüzden şaşırmayın yani Seneca'ya, işte ondan önce Carneades'e, özür dilerim, şeye, Posidonius'a şaşırmayın. Çünkü Roma'nın kucağında, Romalı politikacıların kucağında felsefe yapıyorlar. Yani çok fazla Roma'nın ideallerini dışlayabilmeleri mümkün değil. Çok kolay sürgün cezası var, çok kolay ölüm cezası var ve buna bir doğal refleks olarak Stoa felsefesi kendini koruyabilmek için o Roma'nın güvenli kollarında, imparatorluk ikliminde bir ne diyelim, bir kendine bir yurt bulmuştur. Zaten bilinen dünyanın, o terra cognita'nın büyük bir bölümüne egemen zaten Roma. Başka bir yerde felsefe yapmanız mümkün değil. Bütün Yunan coğrafyasında egemen. Dolayısıyla felsefe Roma'nın etkisindedir. Ama sadece Stoacılığın kabahati değildir bu. Bütün felsefe ekolleridir. Yani yeni akademiyanın, Kikero'nun yeni akademiyacı, yani eklektik yeni akademiyacı olduğunu düşünürseniz Kikero'dan bahsediyoruz. Yani gerçekten idealist bir Romalı. Yani o nasıl olabilir? Evet. Stoacıları genelde melankolik görüyoruz. Hem neşeli hem stoacı nasıl olunabilir? Bu güzel bir soru. Şöyle, neşeli olmak, gülmek stoacıların reddettiği bir şey değildi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Seneca'nın, Seneca'da mı? Seneca'da da var, Epiktetos'ta da var. Şimdi bir konuşurken bir yandan metinleri gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Neşeli olmak, aşırı mutluluk dediğimiz, laetitia, Latincesiyle, yasaklanan bir kusurdur. Yani olmaması gereken bir kusurdur. Latince, özür dilerim, Stoa felsefesinde. Reddedilir. Yani böyle aşırı mutlu olmayacaksın. Ama hayattan tümüyle elini eteğini çekerek mutsuz, neşesiz bir insan da olmayacaksın. Neşeli olacaksın. Hayat neşesi olacak. Dolayısıyla aşırıya kaçmamak kaydıyla gülebilirsiniz. Kendimi nasıl hissettim biliyor musun? Din adamları gibi. Hani böyle sorular geliyor ya. Mesela gülebilir miyiz hocam? Caiz midir hocam? Aşırıya kaçmamak kaydıyla gülebilirsiniz. Peki bir soru daha var. Bios politikos burada evet. Nereye denk? Bios politikos tartışması, yani teorik yaşam tartışması, teorik yaşam mı veya işte Latincesiyle vita contemplativa, yani teorik yaşam tartışması Aristotelesçi bir tartışmadır. Aristoteles'in öğrencileri peripatetikler arasında ortaya çıkmıştır ve orada, yani teorik yaşamı savunanlar, teorik yaşam ile kendi yükümlülüklerini, o fikumlarını yerine getirdiğini, toplumsal yükümlülüklerini yerine getirdiğini düşünen insanlar elbette bununla yetinirler ve şöyle düşünürler. Benim teorik yaşamım, örneğin toplumsal ilkelerle, toplumsal kurumlarla, toplumdaki kurumlarla, iktidarla çelştiğinde ben kendi ilkelerime, o teoriyle oluşturduğum ilkelere göre davranmalıyım noktasında yaşanabilir bir şeydir. Ancak burada arada bir yerde bir soruda bir şey gördüm, yani benzer bir şeydi. Mesela filozofun o teorik yaşamını sürdürürken toplum yaşantısı içinde bir toplumsal amacı olacak mı? Topluma hizmeti olacak mı? Evet, Epiktetos da bunu görüyoruz. Yani öğretmensen öğretmen kimliğini devam ettir. İşte doktorsan, hekimsen hekim kimliğini devam ettir. İşte polissen veya kolluk kuvvetiysen onu devam ettir, fayda sağla. Bu da bizim işte Sokrates'e dayandırdığımız toplumsal anlayışın bir şeyidir, tezahürüdür, devamıdır. Yani o yüzden mesela kiniklerle stoacılar arasındaki fark budur. Bir kiniğe asla öğretmen olarak devam edin, İşte doktor olarak devam edin demez, dedirtemezsiniz. Bir kinik bunu reddeder. Fıçıda yaşıyorum der. Benim için doktor önemli değil der. Yani ben doktorum, benim doktorum doğa der. Doğa. Yani çıplak doğa. Hekim toplumun bir parçasıdır. Yani bir kinik asla saat 9'da doktorları alkışlamaz. Bak net söylüyorum. Ama bir stoacı alkışlayabilirdi. Seneca alkışlayabilirdi. Bunda officium'u, yani toplumsal yükümlülüğü insanlara hizmet üzerinden doğanın dayattığı, kendisine dayattığı erdemli yaşamın bir unsuru olarak görebilirdi. Nitekim Kikero'da bu vardır. Kikero erdemli yaşamanın doğa tarafından insana verilmiş bir yükümlülük olduğunu söylüyor.
Ki o stoacı bir yaklaşımdır. Aynı zamanda akademiyacı bir yaklaşımdır. Erdemli yaşamın doğaya dayandırılması. Yani Tanrı tarafından insanlara verilmesi. Sen Tanrı'nın emriyle insanlara iyilik yapacaksın. Yani temel düstur bu. O zaman biraz önce bir soru geldi de onun cevabını vermiş oldun. Uyguladıkları düsturları doğa yasası olarak mı görüyorlardı gibi bir soru Doğa geldi. yasası, tabii doğanın bir gerekliliği. Ama tabii bu tartışmalı yani. Bunların hepsi, ben şu an size bir yekün sunuyorum. Toplu bir düşünce sunuyorum. Bunlar tabii nüanslar var. Yani Epiktetos'un kabul ettiği, Seneca'nın kabul etmediği, orta stoacıların kabul ettiği ama erken dönem stoacıları için daha böyle konforlu kalan anlayışlar, tartışmalar var. Ufak tefek bunlar ama çok fazla, hani bütün literatürü gözünüzün önüne getirdiğinizde benim bu söylediklerim sadece fikir verir ki zaten benim her konuşmada söylediğim budur. Bundan sonra, bu karantina döneminden sonra yeni bir dünya kurulacaksa, dijital paylaşımların arttığı bir dünya kurulacaksa, herkes, ama herkes söylediğine dikkat etsin. Herkes şunu söylesin: ben size bilgi veriyorum ama bu araştırılmalı, soruşturulmalı, sorgulanmalı. Gidip işte benim bu söylediklerimi araştırın, farklı yorumlara bakın. Çünkü burada üzerinde duramayacağım kadar fazla anlatı var. Özellikle Stoa felsefesiyle ilgili çok fazla metin var elimizde. Ve bunlar üzerine Orta Çağ'da ve daha sonrasında yapılmış yorumlar var. Dolayısıyla bizim işimiz çok fazla. Her şeyi özetlememiz, her şeyi anlatmamız mümkün değil. Evet. Roma'nın çağdaşlarında meşruiyet din temelliyken Roma'da nasıl Stoa olabildi? Bir de Bir daha, okulundan olabilir miyim o soruyu? Roma'nın çağdaşlarında meşruiyet din temelliyken Roma'da nasıl Stoa olabildi? Stoa olmadı. Yani Stoa, şimdi Temeli Stoa mıydı ben, diye bir soru şimdi galiba. ben kendi doktora tezimde ve kitaplarımda, kitabımda ve makalelerimde şu görüşü savunuyorum. Ya yani benim görüşümün Roma dönemindeki siyaset felsefe ilişkisinde görüşümün özeti şu. Az önce de söylediğim aslında bunu biraz. Roma dönemindeki felsefe ekolleri Roma'daki politik iklimle uyum sağlayabildiği, onunla örtüşebildiği, ondan bir nevi icazet alabildiği ölçüde hayatta kalabilmiştir. Dolayısıyla Roma sistemi, geleneksel politik yapısı her zaman, hem Cumhuriyet Respublika döneminde hem de Augustus'tan sonra Principatus ve İmparatorluk döneminde baskın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Orada bir Roma geleneği var. Dolayısıyla Stoacılığın egemenliğinden söz edemeyiz. Sadece diğer felsefe ekolleri içinde Roma'nın politik düzenine daha uygun olan bir yapı sunar. Ki günümüzde de bu böyledir. Yani biraz dilimi ısırarak, az önce de söylemiştim bunu, dilimi ısırarak söylemek istiyorum. Bir imparator olsaydım ben, yanındaki kişinin felsefe ilgisi varsa eğer, onun epikrosçu olmasını istemezdim. Korkardım. Derdim ki bu adam hazcı veya kadın hazcı. Ama stoacı olmasını kabul ederdim. Çünkü yeri geldiğinde o kendi hayatından feragat ederek, bedeninden feragat ederek, kendince erdem gösterisinde bulunarak beni rahatlatabilir. Bana karşı çıkmayabilir. Ama hazcıysa hazını temel alarak isyan edebilir. Dolayısıyla Stoa felsefesinin uyum sağlayan bir yapısı vardı. Nitekim Orta Stoacılık dönemi aslında Roma ile felsefenin tümüyle bağdaşması, örtüşmesi sürecidir. Orta Stoacılık dönemi. Yani bu bizim İsa'dan önce ne diyelim, 3. yüzyılla 2. yüzyıl ve 1. yüzyıla doğru. Yani 2. yüzyılın başıyla 1. yüzyılın ortalarına kadar, hatta Cicero'ya kadar. O dönemde orta stoacılık, yani Cicero'nun çok fazla okuduğu Posidonius'a bakarsanız, ki Cicero'nun Yükümlülükler Üzerine adlı eseri, Posidonius'un Yükümlülükler Üzerine adlı eserinin Latinceleştirilmiş halidir. Onun üzerine oradaki eksikleri tamamlamak üzere yazılmıştır. Dolayısıyla Roma demek egemen olmak demektir. Roma'daki politik yapı felsefi ekollere de egemen olmuştur. Yani yönlendirmiştir. Evet. dün
söyleyeyim mi? Anlatayım mı onları? Evet, dün akşam Habertürk'te Fatih Altaylı'yı görmüştüm. Canlı yayında konuşurken bir yandan da eline şey sıkıyordu, kolonya. Onu yapmak istedim. Yani bu bir yerde kamu görevi. Aynen. Peki. Kamu sorumluluğu. Bu kapısı, şey, kamu spotu gibi oldu. Evet. Sabri Tüncer. Okyanus esintisi. Stoacılar için hayattan elini çekmeye uygun görmediklerini söylediniz. Stoacılar insanın kendisini öldürmesini doğru buluyorlar. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Biraz açıklayabilir misiniz? Şimdi kendini öldürme, işte Porcius Cato, genç Cato örneğinde veya diğer örneklerde olduğu gibi erdem ve cesaret gösterisi olarak kendini gösteriyorsa, yani erdem için yapıyorsan, cesaret için yapıyorsan, hatta bazı imparatorluk dönemi filozof şeyde Epiktetos'ta ve Rufus'ta da var sanırım, vatan için, yani insanlar için, toplum için kendini feda ediyorsan bu erdemli bir tavırdır ve cesurca bir tavırdır. Dolayısıyla orada intihar edebilirsin. Ama örnek, koronavirüsten korktun, intihar ediyorsun. Tabii bu kendin içinde bir oksimoron ama gereksiz bir sanıdan, bir varsayımdan hareketle, erdemle çelişecek şekilde davranarak intihar ediyorsan bu doğru değildir. İntiharın fayda amacı varsa, erdem amacı varsa, virtus amacı varsa, o zaman şey iyidir, intihar iyidir. Kendini öldürmesi iyidir. İntihara cevaz verirler yani. Evet. Stoacı kişi geçmişi kökeni üzerine düşünme üzerine, yani ya da yaşamı buna göre inşa etme hakkında ne düşünür? Ne? Ben anlamadım. Stoacı kişi, cümle böyle virgülsüz yazıldığı için okuyamıyorum. Stoacı kişiden bahsediyor bence. Geçmişi ya da kökeninin üzerine, kökenin nereden geldiği üzerine ya da yaşamını buna göre inşa etme hakkında ne düşünür? Geçmişle anladığım alakalı, kadarıyla kökenle alakalı şu, galiba. Bu ama ısrarla söylenen bir şeydir. Yani Sokratik ekollerde karşımıza ısrarla çıkar. Kökeninin ne olduğu önemli değildir. Antistenes'e atfedilen bir fragmanda Antistenes tanrıların anasının nereli olduğu bile belli değil der. Yani çünkü Antistenes'e dalga geçiyorlar, annesi başka bir yer, barbar kavminden diye. Orada bunu söylüyordu. Yani nereli olmak, köken değil, kökenin işte o tabularasanın doldurulması olayı. Senin onu nasıl doldurduğun önemli. Onun izleri vardır o Antistenes'te, o kinik şeyde, kinik yaklaşımda. Stoacılarda da var aynısı. Yani köken önemli değil. Zaten köken tartışmaları, yani işte Romalıymış, işte İspanyolmuş, yani İspanya'da doğmuş veya başka bir yerde doğmuş, Galyalıymış veya Kartacı kökü, Afrika kökenliymiş. Bunlar felsefede çok büyük bir gündem olmamıştır yani. Günümüzdeki gibi bir milliyetçilik arayışı, milliyetçi anlayışlar, ulus temelli anlayışlar veya soy temelli anlayışlar orada çok fazla yok. O tabii oranın politik iklimiyle alakalı bir durum. Stoacı anlayışın köle zihniyeti olduğunu savunanlar söyledik var. işte az önce Özgür söyledim. Olduğunu savunabilir miyiz? İşte az önce söyledim. Pardon. Stoa felsefesine kölelik felsefesi diyenler, biat felsefesi diyenler, lütfen bana örnek versinler Yunan felsefe tarihinden. Hangi felsefe ekolü kölelik felsefesi değil? Yani Stoa felsefesinde bunu söylüyorsanız eğer, örneğin Epikurosçuluk, yani en baş rakibi o Helenistik dönemde. Epikurosçuluk kölelik felsefesi değil mi? Yani ne yapmışlar? İsyan mı etmişler? Yani toplanıp bahçeden, o Epikuros'un meşhur bahçesinden dışarı çıkıp hazzımızı yaşayacağız diyerek devlete mi saldırmışlar? Marketlere, forumu mu, şey, agorayı mı yağmalamışlar? Öyle bir şey yok. Yani biz kavramları birbirine karıştırmayalım. Kölelik felsefesi bu günümüzdeki bazı felsefecilerin, yani çağdaşımız olan felsefecilerin, hocalarımızın stoacılığı sürekli gömmeye çalışması artık bende yılgınlığa sebep oldu. Ben onlara şöyle soruyorum. Az önce sorduğum soruyu kaçırmış olabilirsiniz. Tekrar soruyorum. Stoacılığı kölelik felsefesi olarak kodlayan felsefeciler, günün felsefecileri, akademiyada kendi bölümlerinde hocaları eleştirmişler mi? Bölüm başkanlarını eleştirebilmişler mi?
politikacıları eleştirebilmişler mi? Yani hayatları boyunca hangi konuda köle olmamışlar da stoacılara kölelik felsefesinin savunucusu diyorlar? Lütfen bana cevap versinler. Adam, yani diyorlar ki işte adam sarayda yaşadı, Neron'un hocasıydı. Doğru. Ama adamın nasıl öldüğünü biliyor musunuz? Veya Epiktetos'un nasıl yaşadığını. Yani ben burada Stoa filozoflarını savunuyor pozisyona düşmekten hicap duyuyorum. Çünkü böyle bir şey olamaz. Benim savunmama ihtiyaçları yok. Ama bunu söyleyenler temel bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Günümüz perspektifiyle sanki filozoflar, felsefe, ki bunu daha önce bir yerde söylemiştim. Felsefeciler, yani filozoflar antik dünyada görüşleriyle büyük kitleleri harekete geçirebilme kabiliyetine sahiplermiş gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. Çok az. Mesela bunu şuradan tersten giderek de çözebilirsiniz kendi başınıza. Hangi felsefe ekolleri devlet için tehlikeli görülmüştür? Yunan'da bakın, ben size örnek vereyim. Pitagorasçılık tehlikeli görülmüştür. Yeraltı dinini ve kapalı cemaat toplumunu örgütlediği için tehlikeli görülmüştür. Roma'da da tehlikeli görülmüştür. Roma'nın dışındaki bazı yerlerde de. Yani İtalya'da daha çok. Bunun temel nedeni, tekrar ediyorum, yeraltı yapılanması olarak görüldüğü ve kontrol edilemezliğinden ötürü. Ve orada bir Pitagoras kültü var, bir liderlik şeyi var, bir cemaat liderliği var. Gerçekten korkutucu. Yani dışarıda kalan herkesin korktuğu bir yapıdan bahsediyoruz. Kendi iç dinamikleri olan bir yapı. Ve o yüzden politik sistemde korku yaratmıştır. Onun dışında bütün felsefe ekolleri, inanın bana, kendi bahçelerinde, hani böyle bir tabir vardır, artık salatalık yetiştirecek bahçe kalmadı felsefe okulundan der. Günümüzdeki dershaneler gibidir. Bir hoca vardır, iki hoca vardır, üç hoca vardır, genelde bir hoca vardır, onun etrafındaki öğrenciler vardır. Bunlar konuşurlar, toplanırlar, öğretilerini geliştirirler. Yaşama dönük, pratik yaşama dönük etkileri çok ama çok azdır. Bakın Roma'daki sürgün cezalarına, filozofların sürgün cezalarına bakın. Veya bir takım senatus kararlarına bakın. Hepsi, ama hepsi yaşama dönük olduğu ölçüde felsefeden nefreti içerir. Yoksa kendi başına bir yerde istediğini düşünebilir bir insan. Ne zaman ki gençlerin ahlakı bozuluyor, gençlerin eğitim anlayışı bozuluyor, o zaman senatus devreye girer, karar çıkarır. Yani yaşama müdahale ettiği noktada felsefe tehlikeli olabilir. Vatandaşlık sistemini tehlikeye attığı ölçüde tehlikeli olabilir. Dolayısıyla devlet, toplumsal yapı veya sadece devlet de değil, kiniklere karşı, o marjinal, onların yaşam tarzına karşı verilen tepki, toplumsal tepkilere bakın. Ne zaman ki kendi anlayışlarına dokunmuştur, o zaman bunu bir tehdit unsuru olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla felsefe başından itibaren bir entelektüel uğraştır ve hiçbir şekilde öyle büyük mücadelelerin, büyük isyanların doğduğu bir mecra olmamıştır felsefe. Felsefe bizim gibi insanların laf kalabalığı yaptığı, böyle kümelendiği bir alandır. Stoacılarda kaderi var eden tanrı mıdır? Eğer tanrı ise, çok güzel soru, bu tanrı kadere içkin midir, aşkın mıdır? Bir de tanrı bu kadere müdahale edebilir mi? Kaderi dualarla değiştirebilir mi? Bu soru bilinçli sorulmuş. Sana arkadaş muhtemelen bana gönderme yapıyor ve benimle dalga geçiyor olabilir. Şaka yapıyorum tabii ki. Çünkü daha geçen gün bu konuyla ilgili tweet attım. Seneca'nın Oidipus tragediyasından bir alıntıydı. Dua ile kader değişmez. Zaten başlangıçta da bunu söylemiştik. Dua ile kader değişmez. Hatta şeyde, Seneca'nın doğa araştırmalarında, Naturalis Quaestiones adlı eserinde bu vardır. Yıldırımla kader değişmez. Yağmurla kader değişmez. Hastalıkla, salgınla kader değişmez. Kader dediğimiz yapı Stoacılara göre tümüyle sondan başa doğru düzenin görüntüsüdür. Neden-sonuç ilişkisi yumağıdır, silsilesidir. Nedenler silsilesidir. Bu sondan bakıldığında görülebilen bir şeydir. Baştan bakıldığında değil. Dolayısıyla bir Stoacı sizden kadere uymanızı istediğinde bu şu demek değildir: bir yazgı var, sizin için bir kader çizildi, onun dışına çıkamazsın. Hayır. Sen her türlü eyleminde özgürsün ama sonunda ne yaparsan yap, ben sana şunu diyeceğim: evet, bu zaten kaderinde olandı. Bunu Seneca şöyle özetliyor: kurban kestin, yağmur yağdı. Başka bir zaman, kurban kestin, yağmur yağmadı. İkisi de kaderde var. Yani sen kurban kestiğinde
veya tapınakta tanrılara sulu sunduğunda, yani şarap döktüğünde, saçtığında vesaire, eğer istediğine kavuşamıyorsan, bir istediğin vardı kavuşamıyorsan, senin kaderinde olan budur. Yani sondan bakarak bir analiz vardır. Dolayısıyla kader tanrı mıdır veya tanrı kaderi belirliyor mu gibi bir şey sorulmuştu. Orada özellikle bu Seneca'nın eserinde, birinci kitabın giriş kısmında Fatum est Deus denir. Yani kader tanrıdır denir. Burada kavram karmaşası çok fazladır. Bunu ben bir konuşmada, üniversitedeki bir konuşmada ısrarla vurgulamıştım. Kaderin etkileyicisi olması açısından tanrının rolü aslında Stoacıların çok üzerinde durduğu bir konudur ama uzlaşabildikleri bir konu değildir. Yaygın görüşten bahsediyorum. En azından Seneca'da karşımıza çıkan görüşten bahsediyorum. Tanrı burada müdahil değildir. Yani Tanrı, Homeros, az önce de böyle bir soru vardı Homeros tanrıları ile ilgili. Homeros'un tanrısal sisteminde de kadere Tanrı müdahale edemez. Müdahale ettiği ölçüde kader kendi yeniden yazan bir sistem olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla günümüzdeki gibi sana bir kader çizildi ve sen o kaderin dışına çıkamazsın. Böyle bir anlayış yok. Sondan bakılarak ne yaparsan yap kaderde o vardı denecektir. Dolayısıyla dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama orada yaptığınız her şey sizi bağlar. Elea okulundan bahsedebilir miyiz? Gereksiz. Kikero Stoacı olmasaydı yine de Augustus tarafından kandırılabilir miydi? Kim? Kikero Augustus tarafından kandırılabilir miydi? Evet. Politik olarak kandırılmasının Stoacı'da ilgisi yok. Bir, ikincisi, Kikero Stoacı değildir. Eklektiktir, seçmecidir. Yani Stoacı unsurları var Kikero'da. De Natura Deorum'a bakın. Tusculana Disputationes'e bakın. De Finibus Bonorum et Malorum'a bakın. Orada hep farklı ekolleri ortaya koyar. Daha çok akademiye yaklaşır gibi bir perspektif çizer. Çünkü yöntemi akademiyacıdır. Yani Kikero Stoacı değildir. Stoacı unsurlar barındırır ama seçmecidir. Ama onun Augustus'la olan, yani Octavianus'la olan politik ilişkisinin Stoacılığıyla olası, şimdi Stoacı değil diyorum, bir ilişkisi yoktur. Felsefi yönelimiyle bir ilişkisi yoktur. Kikero'nun vatansever olmasıyla ilişkisi vardır. Kikero bir vatanseverdir. Bir ülkücüdür. Yani Kikero bir ülkücüdür gerçekten. Yani Roma ülkülerinin koşulsuz savunucusudur. Tabii ki arada gitgelleri oldu. Antonius'la mücadelesinde, Filippi Kaysöy'le evlerindeki tartışmalara bakın. Çok palyatif, günü kurtarmaya dönük çözümler veya bir takım ilkelerinden taviz vererek güne kurtarmaya, kendisini öne çıkarmaya dönük çabaları olmuştur. Ama onun o Roma'nın Respublika rejimine, bizim cumhuriyet olarak çevirdiğimiz Respublika rejimine olan bağlılığı koşulsuz ve inanılmazdır. Yaşamını feda edecek kadardır. Ve bunun da felsefesiyle ilgisi yoktur. Arada dediğim gibi burada Romalılığı felsefeci, filozof kimliğinden daha önemlidir. Erken dönem Hristiyanlığı Stoa sayesinde mi yeraltı örgütlenmesinden çıkıp popülerleşebildi? Bir daha alabilir miyim soruyu? Buradan çünkü başka bir soruya bakıyorum. Evet. Erken dönem Hristiyanlığı Stoa sayesinde mi yeraltı örgütlenmesinden çıkıp popülerleşebildi? Stoacılık hiçbir zaman yeraltı örgütlenmesi olmadı. Bu arada bizim kedi geldi buraya. Bir kediyi gösterebilir miyiz? Buraya koyabilir miyiz buraya? Zaten şimdi çıkacaksın. Gel Marla, gel. Gel kızım. Gel güzel kızım. Bak. Bak. Bu kamerayı düşürür ama. Tamam, oraya dolaşacak yüksek ihtimalle. Gel. Gel. Git. Gel. Mama verin. Yani kedimiz maalesef her şeye dahil. Ve hayatımız evet, kedi bizim şey. Yani kedi beslemeyip de kedi beslemek isteyenler varsa önermiyorum. Şimdi tabii Gamze kızacak ama yani çünkü kedi demek, kedi, bakın kedinin Stoacı yorumunu yapayım size. Kedi tümüyle evin tanrısı gibi. Yani şöyle söyleyelim. Tümüyle tanrı az gelir yani. Bence tiran. Çünkü tümüyle yaşamı ona göre ayarlıyorsun. İnanılmaz bir şey. Ama işte hayatın paradoksu, bir şey bu kadar zorlu olup da, değil mi? Tatlı olabilir mi? Zorlu ama tatlı. İnanılmaz bir şey yani.
sefer onsuz yapamıyorsun. Yani dışarı çıkınca özlüyorsun değil mi? İnanılmaz bir şey. Stoacıların tam karşısında kimler vardır? Epikurosçular. Akademiya ve Epikurosçular vardır ama Epikuros şu yüzden vardır Epikurosçular. Antik metinler içinde Stoacılar ile Epikurosçular arasındaki tartışma çok fazla işlenmiş bir konudur. Yani çok fazla işlenmiştir. O konu yani akademiyacılarla da yani veya peripatetiklerle olan tartışmalarda da karşımıza çıkar. Ancak asıl rakip Epikurosçulardır. Çünkü Epikurosçular gibi Stoacılarda summum bonum dediğimiz en yüce iyiyi merkeze koyuyor. Merkeze koyuyor. Nedir o? En yüce iyi. Summum bonum. Hazdır diyor Epikurosçular. Stoacılar ise erdemdir diyor. Dolayısıyla erdem mi haz mı? Yani ahlaki bir yaşam mı? Haz yaşamı mı yaşayacağız? Bu açıdan bakarsanız en büyük rakip Epikurosçuluktur. Zaten Cicero'nun Definibus bonorum et malorum yani iyi ve kötü şeylerin sınırları üzerine adlı eserini çeviriyorum. O eser bu konuyu derinlemesine inceliyor zaten. Orada bayağı bir diyalog şeklinde yazılmış ve çok güzel bir eserdir. Orada bu net görülecek zaten. Aurelius'ta Cicero gibi eklektik midir düşüncelerde? Şimdi Yanılmıyorsam atomculuğa uzak değildi demiş. Aurelius, Marcus Aurelius Stoa felsefesi kanonunda kendine önemli bir yer edinmiş imparatorluk döneminde. Ancak Epikurosçu unsurları vardır. Epikuros'a atıf şeyleri vardır. Epikuros'a göndermeleri vardır. Bu Seneca'da da vardır. İmparatorluk dönemi Stoası Epikurosçuluğu tümüyle reddetmez. İçinde doğadaki işte arada bir yerde söyledim ya. Doğanın uygun gördüğü ihtiyaç sistemiyle hazzı yaşamak. Aslında bu Stoacıların erdem anlayışına çok ters değil. Yine doğa hedefleniyor. Yani Epikuros'ta da doğa hedefi vardır. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Eklektik. Peki bu eklektikliğin anlamı nedir? Yani sebebi nedir? Gerekçesi nedir? Bunun gerekçesi benim yine kendi tezime dönüyorum. Kendi düşünceme dönüyorum. Roma'nın o ikliminde bunlar eklektiğe dönüşüyorlar. Çünkü eklektik düşünce demek uygun olan unsurların alınması, aşure kazanı gibi her şeyin içine katılıp orada pişirilmesidir. İşte o kazan Roma kazanıdır. Roma geleneği kazanıdır. Ve orada uygun olduğu ölçüde ekoller kabul edilir. Dolayısıyla bizim buna çok şaşırmamamız lazım. Yani Marcus Aurelius Epikuros'tan bir şey aldığında bu çok böyle anormal bir şey değildir. Ama şunu söyleyeyim size. Örneğin Zenon böyle bir şey yapamazdı. Mümkün değil. Yani kurucu bir üye olarak. Daha marjinal bir Stoa felsefesi vardı kuruluşta. Roma dönemi daha eklektik düşünceye uygundur. Stoa düşüncesinin mantık disipline kattıkları konusunda Evet, neler Stoa mantığı çok söylersiniz? önemli. Orada şimdi şöyle bir ironi var burada. Stoacılar özellikle orta Stoacılıktan itibaren mantığı tümüyle dışlamıştır. Yani mantık şöyle anlatalım. Bir bahçe var. Çitle çevrili. O çit mantıktır. Ortada bir ağaç var. O fiziktir. Ağaçtaki meyve etiktir. İşte bu benzetme çok yapıldığı için söylüyorum antik dünyada. O çit yani mantık çiti yani felsefenin o fizik ve etiğe hizmet eden fizik ki benim yüksek lisans tezim bununla ilgiliydi. Seneca'nın doğa araştırmalarında doğa ahlak ilişkisiydi. Orada bunu çok fazla işledim. Etik temelli bir felsefe konudur. Stoa felsefesi, Sokrates'ten hareketle. Dolayısıyla mantık bu felsefenin korunması için şarttır. Ancak zaman içinde orta stoacılıkla birlikte mantık tümüyle gereksiz görülmüştür. Seneca'nın birçok mektubunda bu konuya değinilir. Mantığa gerek var mı yok mu? Ve mantıksız da yani mantık önermeleri yani profesyonel mantıktan bahsediyorum. Dikkat! Tümüyle mantıksız bir düşünce sistemi kurmuşlardır demiyorum. Profesyonel olarak akademiyacıların uğraştığı kadar.
mantıkla uğraşmanın gereksiz olduğunu düşünmüşlerdi. Mantık arka plana itilmiştir. Çiğdem Dürüşken hocamızın Stoa mantığı diye bir makalesi var Felsefe Arkivi dergisinde. Stoa mantığı. Bu açık kaynak olarak bulunuyor. Google'dan bulabilirsiniz. Çiğdem Dürüşken Stoa mantığı. Eski bir makaledir. Güzel bir makaledir ve özettir. Onu tavsiye ediyorum ilgililere. Fatih Fortuna ikililiğini açıklar mısınız? İşte bu sorular benim tweetlerimin yansımaları. Daha geçen gün bu konuyu anlattım zaten. Fatum, Fatih mi yazmış? Fatih yazmış. Fatih yanlış. Fatih genetivus hali, nominatifus hali Fatum veya çoğul olarak kullanırsak Fata'dır. F harfi büyük yazılırsa kader tanrıçaları olarak çevrilmelidir. Kader, talih. Bunu ben geçen gün yazdım ama burada özetleyelim. Fortuna talihtir. Talih tanrıçasıdır. İnsanın başına gelen dünyada her türlü dışsal unsur Fortuna'nın elinden gelir. Yani zengin olursan Fortuna seni zengin yapar. Hapse düşersen Fortuna seni hapse düşürür. Bunun gibi seni mutlu eden, mutsuz eden, nitekim Fortuna mutluluk ve mutsuzluk anlamında da kullanılmıştır. Şans, yani Türkçesi. Hani biz çok kullanırız ya, şansım yok. Mesela işte futbol maçını örnek veriyorum. İşte bugün şansımız yok. Ne yaparsak edelim şansımız yok. Talip tanrıçası bize yardım etmedi demektir aslında. Günümüze, yani bizim Türkçemize, bizim anlayışımıza yansıması bu. Fortuna şanstır. Dışsal bir unsurdur. Ve o dışsal unsur stoacılara göre dışlanması gereken bir unsurdur. Çünkü talih sana verdikleri ve senden aldıklarıyla aslında seni etkilemeye çalışıyor. Senin ondan etkilenmemen lazım. Bir zombi gibi tümüyle kayıtsız, şartsız, koşulsuz doğayı hedef alarak Fortuna'nın sana dünyevi verdiği o dünyevi armağanları görmezden gelmen lazım. Onu reddetmen lazım. Dışsal bir unsurdur bu. Şimdi dışsal görünümdür hatta. Dışsal görünümün kaynağıdır Epiktetos'un terminolojisinde. Kader ise daha önce söylediğimiz gibi evrendeki bütün olan bitenin neden-sonuç ilişkiler yumağının toplu halidir. Dolayısıyla kader başka bir şeydir. Talih başka bir şeydir. Fatum, yani kader, Stoacılar tarafından kabul edilen bir unsurdur. Yani kaderin varlığı kabul edilir, nedenler silsilesi reddedilmez. Fortuna'nın varlığı da kabul edilir ama reddedilir. İkisi arasında böyle bir ayrım var. Stoa ve Epikuros felsefelerinin her ikisinde de etik ön planda. Evet. Bunun o dönemin siyasi olaylarıyla bağlantısı nedir? Zaten onu arada söyledim. Roma etkisi var ama Helenistik dönem felsefesinde Sokrates'in etkisi var tabii. Yani Helenistik dönem felsefesi Sokratik bir felsefedir. Yani ahlak temelli bir felsefedir. Dolayısıyla bu iki ekolde Sokrates'in etkilediği ekoller olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden. Hristiyanlığın, son soru galiba bitti. Hristiyanlığın kabulünden sonra Stoacılığa karşı toplumun ve Roma'nın yaklaşımı ne oldu? Bu soruda şöyle bir sorun var. Toplumun. Felsefe, benim her yerde söylediğim bir şey var. Yakından takip edenler bilir. Felsefe toplumsal bir olgu değildir. Felsefe, antik felsefeden bahsediyorum. Günümüzde de böyledir ama şimdi fazla tartışmaya girmemek için antik dönemle sınırlıyorum. Toplumsal, toplumun çoğunluğunun anladığı, toplumun çoğunluğunun bir şekilde dahil olduğu bir saha değildir felsefe. Felsefe belli küçük bir azınlığın, böyle kümeleşen azınlığın kendi içinde bilgelik arayışıdır. Öyle toplumsal bir yayılım göstermemiştir. Yani felsefe toplumsal bir olgudur kendince, tabii günümüz tabiriyle. Sosyolojik de bir olgudur ama toplumun çoğunluğuna yayılan bir araştırma sahası, bir bilgi arayışı, bilgelik sevgisi değildir. Nitekim şeye bakın, bütün antik metinlere bakın. Eğer öyle olsaydı biz çok daha fazla felsefenin etkisini görürdük. Felsefe çok etkin bir unsur değildir. Aslında günümüze çok benziyor bu. Yani çok bağdaştırmak istemiyorum ama günümüzde de bu böyledir. Sen Türkiye'de birçok evde, birçok kıraathanede, birçok mekanda birazcık böyle hayatı sorgularsan sana felsefe yapma derler. İşte budur felsefe. Yani insanların, avamın,
toplumun gözünde felsefe budur. Kafa şişirme. Senin kafa hani kafamızı şişirme. Bize işte televizyon dizilerinden bahset. İşte maçlardan bahset. Kadınlardan bahset. Adamlardan bahset. Arabalardan bahset. Kafa şişirme. Antik Yunan'da geleneksel dine inanış halkta yaygındır. Tabii ki. Yani din yaşamın her alanındadır yani. Yani onu söyleyelim. Yani ateizmos dediğimiz şey, yani Tanrı tanımaz olarak ifade ettiğimiz o sıfat çok yaygın değildir. Zaten sözlükler, yani çok fazla metin literatürde karşımıza çıkmaz. Bu yüzden zaten antik çağ felsefesine dahil edilen, yani o literatürde ateizmi, günümüz ateizmini andıracak bir yaklaşım bulmak çok zordur. Bu bir yansımadır sadece ama dikkat. Toplumda çok daha fazla dini inanışlar, hatta superstitio dediğimiz batıl inanışlar çok yaygındır. İnanılmaz. Roma için zaten net, onu söylüyorum. Roma üç ayaklı bir yapıdır. Devlet, askeri düzeniyle, kurumsal kimliğiyle devlet, bürokratik yapısıyla, aile ve din. Bu üçü ne derler? Bu üç ayakla yükselir Roma. Yani din olmadan olmaz. O yüzden Romulus öldükten sonra tanrılaştırılması onun çok böyle saçma görünmemiştir. Stoacılık mutlak ahlakçı bir yaklaşımdır. Onu gördüm. Bir de mutlak Evet. ahlak var mı? Doğru. Kesinlikle zaten onun ayrımını yaptım. Erdemi en yüce iyi olarak görmek ahlaki bir düzen arayışını gerekli kılar. Evet, o son soruyu görmedim. Hocam. Stoacılar talih ile rastlantı arasında bir ayrım yaparlar mı? Zaten tarihte o rastlantı anlamı da var. Yani başıma geldi. Orada pasyo durumu vardır. Pasif halde maruz kal. Pasyo kelimesi çile olarak çevriliyor ya. O kelime, pasyo kelimesi aslında maruz kalma, pasif durumda olmadır. O yüzden pasyonun Stoa felsefesinde yerildiğini, eleştirildiğini, insanlara layık görülmediğini görürüz. İnsan edilgen bir canlı olmamalıdır. Tanrısal akılla bütünleşme amacın varsa o zaman sen edilgen olmazsın. Ama eğer fortunanın verdikleriyle yetiniyorsan, fortuna sana zenginlik verdiğinde mutlu oluyorsan, onu senden fortuna geri aldığında üzülüyorsan, o zaman sen zavallısın. Sen bir edilgen bir varlıksın. Edilgen varlık kabul edilemez. Yani Stoa felsefesinde. Modern fizikteki simülasyon teorisi hangi felsefe ekolüyle bağdaştırılabilir? Simülasyon. Platon. Platon'un mağara logarası. Mağara. Başka Şimdi kaçıncı simülasyon mağara? demeyelim ama simülasyondaki sahtelik Matrix'i andıran bir unsurdan bahsediyorum. Hakikatin arka planda olması, dışarıda olması ve insanı mağaranın dışına çıkmaya davet etmesi açısından. O da yani Kaçırdığım soru simülasyon var değil mı? tam. Bilmiyorum. Birisinin kurguladığı bir dünya yaşamıyorsun ama gölge dünyasını yaşıyorsun. Kaçırdığım soru var mı bilmiyorum ama hemen hemen hepsini sordum galiba. Modern dünyadaki stoacılarla alakalı, günümüzdeki stoacılar kim Günümüzde verilebilir? Öyle bir soru vardı galiba, kaçırdım. stoacılık Deruz'denmiş galiba. revaçta ama günümüzde stoacılık revaçta o işte o evren ilkesinin yani o yaşam anlayışının çok basit ve evrensel olması ile ilgili bir durum. Stoa felsefesi basit bir felsefedir. Yani üzerine konuştukça temellendirilebilecek bir felsefedir. O yüzden evrenseldir ve günümüzde ilgi görmektedir. Günümüzde bazı dernekler var Batı'da. Günümüz yani Türkiye'de yok. İşte modern stoacılar, stoacılık toplantıları falan yapılıyor aralarında. Onlar için düşünürsek yani çok da gerek var mı böyle bir şeye? Bence gerek yok. Çünkü stoacılık zaten görüldüğü üzere bir işte periskop veya skop mu deniyor? Bir skop yayını ile bile anlatılabilecek kadar basit bir şeydir. Tabii ki nüanslar var ve üzerine çok şey söylenebilir. Çok şeyden, çok şey, çok tartışabileceğimiz materyal içerir. Ama diğer felsefe ekollerine göre, örneğin akademiyeye göre en azından size geometri bilmenizi gerekli gören
geometri bilmenizi isteyen bir felsefe ekolü değil. Evet. Sanırım hepsini sordum. Evet, artık yavaş yavaş gidelim. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz, kahve içeceğiz. Ve size teşekkür ediyorum. Eğer bu şeyi de aslında devam ettirebiliriz belki. Latin dili ve edebiyat ya da Latince ile alakalı. O da başkasın. Başka bir videoda. Ya. Başka daha bir şeyler büyüktür. Yapabiliriz. Bununla ilgili ha, evet, başka varsa, fikriniz olursa evet, paylaşın. Hani ne istiyorsanız. Sorularınız olursa sorun. Belki bu karantina anlarında bununla ilgili ufak bir şey söyleyeyim. Karantina anları, yani böyle karantina anları aynı zamanda anı biriktirme anları. Yani biz Roma'da, Roma diyorum, romanlarda, işte İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde, o kritik zamanlarda insanların psikolojilerini anlatan filmlerde, romanlarda görüp diyorduk ki nasıl yaşıyor bu insanlar, nasıl yaşamışlar bombalanma riski varken. Şimdi biz de virüs tehlikesi altında yaşıyoruz. Dolayısıyla bu yeni dijital çağın bir gereksinimi olarak bu tür paylaşımların artmasını ben mantıklı ve makul karşılıyorum. Dolayısıyla çok daha fazla bu tarz yayınlar sizler de yapın, ben de yapayım, herkes yapsın. Ve sorularınız olursa lütfen, evet Churchill'den bahsetmiştim, lütfen sorularınız varsa paylaşın, sorun. Bu tarz yayınları muhtemelen sürdüreceğiz. YouTube'a bunu döndürmek istiyorum. Yani orada kalıcı olması daha kolay olacak sanırım. Daha kaliteli bir görüntü olacak. Dolayısıyla oradan bu yayınları devam ettirmek istiyorum. Umarım bu dijital çağı, bu zor dönemi birlikte farklı konuları konuşarak interaktif bir şekilde hallederiz. Belki ileride toplu yayınlar yaparız. Hani farklı kişilerin katılımıyla çok daha interaktif bir şey yapabiliriz. Tartışmalar yapabiliriz. O yüzden sizinle tekrar başka yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Nasıl bunu kapatıyoruz peki? Buradan mı kapatıyoruz? Evet. Güle güle.